Merhaba. Efendim, olayların ve haberlerin perde arkasındaki gerçeklerini, yani madalyonun arka yüzünü araştıran ve sizlerle birlikte paylaşan Madalyonun Arka Yüzü programına hoş geldiniz. Bu programdaki konuğum çok önemli bir konuk. Daha benim gazeteciliğe başladığım yıllardan, 42 yıl öncesinden beri tanıdığım ama hepinizin de çok yakından tanıdığı bir konuk. Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski bakanı ve çiçeği burnunda Cumhuriyet Halk Partili Sayın Yaşar Okuyar. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Sohbetimize devam edeceğiz ama bir kısa anonsum daha var. Ardından da başlayacağız. Efendim, bu programda öyle gerçeklerle yüzleşeceksiniz ki birçoğunuz gerçekten şaşıracak. Bu arada biliyorsunuz son günlerin, daha doğrusu son 1-2 günün çok önemli bir gelişmesi de ekonomide oldu ve dolar birdenbire fırladı. Bunun perde arkasındaki ana nedenlerini sizlerle kısa olarak paylaşacağız ve sonra ne olacağını da tabii paylaşacağız. Bunun için de yayınımızın ilerleyen bölümlerinde sizin de madalyonun arka yüzünden tanıdığınız ekonomist Evren Devrim Zellüt telefonla bağlanacak ve onunla da ekonomiyi konuşacağız. Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye'de yerel seçim yapılıyor diyoruz ama adeta bir kaos görüntüsü vermeye çalışılıyor. Ve nedense bu görüntünün ana kaynağı olarak da sokaktaki herkesin de bildiği gibi bu yarışa giren iki tarafta Cumhur İttifakı. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ama seçimler nedeniyle AKP Genel Başkanı titrini kullanmamız gerektiğine inandığım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli beka sorunu gündeme getirmesi. Ya yerel seçime mi gidiyoruz, savaşa mı gidiyoruz belli değil. Nedir bu beka diye soruyor insanlar. Ve onunla da kalmıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin de sürekli bir beka sorununu gündeme getirmesi. Şimdi benim ilk sorum, bu yerel seçimlerde oy kullanmanın önemi nedir olacaktı ama şimdi Sayın Devlet Bahçeli'nin adı geçince ya benim çok merak ettiğim bir şey var. Sayın Devlet Bahçeli gerçekten ülkücü müdür? Henüz daha olmadı. Henüz daha olmadı. Peki nedir? Yani bu milliyetçilik kavramıyla çelişen birçok şeyle karşılaşıyoruz. Milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen partinin yetkilileriyle şimdi kol kola. Sayın Bahçeli'nin milliyetçilikle bir sorunu mu var? Şimdi yani bir de şöyle enteresan bir durum var. Herkes ülkücüyüz diyor. Evet. Evet. Yani Sayın Kılıçdaroğlu bile zaman zaman ben de ülkücüyüm diyor. Evet. Ama tanımlamasını da yapıyor. Ama ben Sayın Bahçeli'nin ağzından ülkücü sözünü de duymadım bu son dönemde. Yol arkadaşı diyor genellikle. Evet. Yani beraber olanları kastediyor. İlginç tabii. Şimdi bakın, keşke ilk sorunuz Bahçeli olmasa. Çünkü bu Devlet Bahçeli'yi ben 40 sene... Değiştirebilirim isterseniz. Yok, fark etmez. Hayır yani söylemek istedim. Konuşuruz da yani sanki çok önemliymiş gibi bir şey izleyicilerde uyanmasın diye söylüyorum. Devlet Bahçeli sıradan bir siyasetçi. Başka bir hiçbir özelliği yok. Ben onu 40 küsur senedir tanırım. Bugün hasbelkader Milliyetçi Hareket Partisi gibi ta 1965'lerde 1965 yılının Ağustos ayında Ankara'da o sinema, yeni sinemada ki yıkıldı, o Maltepe'de bir sinemaydı. O salonda yapılan kongrede Ahmet Tahta Kılıçlar, Kenan Önerler vesaire onlardan genel başkanlığı yarışmayla almış, kazanmış. Ve 1965 Ağustos'undan itibaren de Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin genel başkanı olmuş. Ben rahmetli Türkeş'te 14 yaşında,
Yani o kongreden önceki bir zamanda Yalova'da tanıştım. Rahmetli dedem Rasim Koçal ve rahmetli dayım sonra İstanbul Milletvekili olan Turan Koçal o vesileyle. Ve iyi ki de tanışmışım. Yani ben bugün Türk milliyetçisiysem ve şu halimde 8 ameliyat geçirdim biliyorsunuz. Evet, karaciğer nakşından sonra ve yeni bir operasyon maalesef beklentisi içindeyiz. İşte görüyorsunuz belki şeyde karında şişmeler var. Ben işte erteliyoruz inşallah 1 Nisan'dan sonra. Çok yoğun bir şekilde koşturuyorsunuz evet. Miting meydanlarında. Evet. Ben sizi hep Kılıçdaroğlu'yla yan yana, Sayın Kılıçdaroğlu'yla yan yana görüyorum. Evet. Yani aşağı yukarı bugüne kadar 18 ya da 19 tam hatırımda değil. En son işte Kocaeli'nde her iki liderle beraberdik. İşte bugün de İstanbul'da çeşitli hani seçim çalışmaları içinde olduk. Şişli'de, Büyükçekmece'de, başka yerlerde. Yarın da Sayın Kılıçdaroğlu geliyor. İstanbul'a birinci bölgede bir çalışmamız evet. olacak. Ona iştirak edeceğim. Ve Perşembe günü Bursa'da hem Sayın Meral Akşener hem de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak bir mitingi var ki ben geçen hafta Bursa'ya gittim. Bursa 17 sene sonra AKP orada feci kaybedecek. Evet. Yani o açık gözüküyor. Balıkesir aynı şekilde. Evet. Şimdi oraları da gideceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Yani lafı açıyor da. Dolayısıyla yani Devlet Bahçeli'yi ben eskiden tanırım. Şimdi Devlet Bahçeli'nin mesela birçok insan şaşırıyor bu son dönemdeki. Özellikle son bir senedir konuşmaları, icraatları ortaya koyduğu işte düşünce tarzı, davranışları filan. Bana hiç şey gelmiyor yani acaba nasıl sorusu. Şaşırmıyorsunuz. Ben şaşırmıyorum. Niye? Çünkü çok yakından tanıyorum. Çok basit birkaç şey söyleyeyim. Çünkü konumuz böyle yani Devlet Bahçeli'ye ayıracak fazla da vaktim yok ama sadece sorduğunuz için söyleyeyim. Mesela bakın şu mektup, tarihini de söyleyeyim. Hangi kamera? 26-7-1983. Şu kameraya doğru. Peki, oraya gösterdik. Evet. Bu fotokopisi tabii. Bu iki arkalı önlü. Bu iki sayfa diyelim. Bu mektup evet. Rahmetli Türkeş'in el yazısı mektubudur bu. Orijinali bendedir. Aynı tarzda bir mektup bir başka arkadaşımızda da o bir hafta arayla verilmiş. Nerede verilmiş onu söyleyeyim. Biz tali olduk. 3 yıla yakın yattık. Ben tali oldum. 12 Eylül darbesinden sonra. 1980 tarihi tabii birdenbire gidiyoruz. İzleyici haklı olarak ne tarihisi falan diyecek. 1980 darbesi sırasında biz MHP'nin genel sekreter yardımcısıydım. Ve o darbe, Amerikancı darbenin sonucunda Milliyetçi Hareket Partisi bütün genel idare kurulu üyeleri toptan tutuklandı. Onlar da dahil gece duvara yazı yazan bir ülkücü genç de dahil 564 sanıklı MHP ve ülkücü kuruluşlar davası açıldı. O davada da 220 kişinin idamı istendi. 220 bir idam. Bu az filan işte bir dakikam değil. Ve bir numaralı sanık orada Alparslan Türkeş rahmetli. Bu sadece ülkücülerle ilgili bölümdü, MHP ile ilgili bölümdü. Hayır, hayır. Bir de sol o ayrı o dönemde yani, o dönemde yani değil mi 500 üzerinde yaklaşık tam yanlış rakam vermeyeyim 60 bin üzerinde kişi yargılandı. Yargılandı ve idamlarda çok daha fazlaydı. İdam ile ilgili davalar. O sürecin toplamında da 26'sı sol ve sağ diye adlandırılacak. Daha doğru tanımlanan milliyetçi ve devrimci diye adlandıran gençler olmak üzere. Biri Filistin, Mısır Büyükelçisi'ni basan kişi olmak üzere. Diğerleri de Adil Dava'dan tam 50 kişi daracında can verdi maalesef. Onu da koyuyorum bir tarafa. O biz tarih olduktan sonra tek başına kalmıştır rahmetli Türkeş. Bazı arkadaşların da araya girmesiyle biz Turgut Sünat vardı o zaman. Bu Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin genel başkanı, evet. Emekli orgeneral. Ona ulaşıldı bazı arkadaşlarımız. O artı başka arkadaşlar, Özal'a filan.
Ve neticede tek başına kalmasın diye bizim o çalışmalarla rahmetli Türkeş'i cezaevinden çıkartıp, zaten sağlığı da iyi değildi rahmetlinin, silahlı kuvvetlere bağlı askeri bir hastane vardı dış kapıda Ankara'da, oraya nakledildi. Üçüncü katta bir oda, tabii oraya hemen demir parmaklıklar, bir tertibat alındı. Orada görüşme falan yok, yasak yani, hiç öyle falan değil. Ama biz orada, Allah selamet versin, hatta evvelsi gün bir o dönemde orada yüzbaşı olan Selim Kaptanoğlu vardı. İsmini de söyleyeyim, çok vatansever, milliyetçi bir arkadaşımız, kardeşimiz. O da doktordu. Orada Mehmet Yarbay'ın vardı, Mehmet Ünlü diye. Başka arkadaşlar evet. vardı, 7-8 tane subay, doktor, milliyetçi, ülkücü arkadaşlar vardı. Biz özellikle Selim Kaptanoğlu, Mehmet Bey, Mehmet Ünlü Yarbay'ın sayesinde böyle arada bir görüşmek yasak. Hatta doktor önlüğü giyerek, çünkü orada kontrol var bilmem ne, biz zaman zaman haftada, zaten benim gibi oraya 2-3 kişi giderdi. Öyle millet gidecek mümkün değil. Ve ben gittiğimizde dinleme olmasın diye, kendisi daha önceden el yazısı işte yazar, işte Yaşar oğlum, işte şunlara dikkat edin, işte bilmem ne filan diye. Onları böyle büker ayrılırken elimizin avucumuzun içine koyardı. Hadi ev halkına çok selam. Biz alırdık, hemen cebe koyardık. Doğru bir yere girmezdik, doğru parka. Çünkü bilmem ne olur, açar filan. Eve nereden götürüyorsun? Her an basılabilir filan. O, ben de 13 tane rahmetlinin yazdığı cezaevinde 13 ziyaret etmişim demek ki, veya başkasını bilmiyorum. Mektubu var orada. Şimdi gösterdiğim bu mektup şöyle önemli. Fotokopisini gösterdim. Şunu da izleyicilere söyleyeyim. Gayet rahat mektubu, hatta birçoğunu okuyabilirler. Yazsınlar Google'a. Alparslan Türkeş el yazısı mektup. Devlet Bahçeli MİT ajanı. Bakın tekrar ediyorum. Alparslan Türkeş el yazısı mektup. Devlet Bahçeli MİT ajanı diye yazsınlar. Google'dan çıkar. Google'dan çıkar. Orijinalin fotokopisi bende. Orada da orijinali görürler. Burada diyor ki rahmetli bana yazdığı ve aynısını bir başka arkadaşı, ismini vermeyeyim şimdi. Ona da yazdı, aşağı yukarı aynı bir hafta arayla yazılmış bunlar. Diyor ki bu diyor Devlet Bahçeli nereden çıktı diyor. Gençleri kışkırtıyor diyor. Bu diyor MİT'le alakalıdır. Kesinlikle diyor MİT'ten uzak dursunlar. Bu arkadaştan uzak dursunlar diyor. Kim nereden diyor bu kışkırtmaları burada. Bu sonra şunu da vurgulamak lazım herhalde sayın okuyan. O dönemde MİT'in de bu Amerikancı generallerin doğrultusunda bazı kışkırtmalar içerisinde olduğu, o dönemdeki MİT'in bilinen bir gerçekti. Yani şimdi MİT bütün müessese kuruluş olarak değil, ama MİT'in içinde bir takım insanlar, emniyetin içinde bir takım insanlar, silahlı kuvvetin içerisinde bir takım insanlar, kontrgerilla dediğimiz direkt Amerikan CIA ile bağlantılı evet. bir sürü operasyonlar yapmışlardır geçmişte. Evet. Hele 12 evet. Eylül öncesinde. Bu onlarla ilişkili olabilir. Ha, şimdi ama burada önemli olan hadise birkaç şey. Şimdi bu şöyle bir şey var. Ben bunu daha önce de paylaştım kamuoyuyla bazı televizyonlarda. Tabii kendisinden hiçbir yalanlama yok. Yalanlayacak bir şey yok. Çünkü işte burada ve bu mektubu o dönem bu işlerin içinde olan herkes biliyor. En basitinden oğlu Tuğrul Türkeş. Biz Tuğrul Türkeş'te falan beraberdik o dönem. Neyse. Evet. Şimdi bu tabii şeyde internette dolanıyor vesaire. 7-8 sene önce MHP'nin kongresinde çok gündeme gelince ilginç bir şey oldu. Avukatları Sayın Devlet Bahçeli'nin MİT'e müracaat ettiler. Dediler ki Devlet Bahçeli sizde görev yaptı mı? İlginç değil mi? Devlet Bahçeli orada görev yapsa nasıl yapacak? Yani hayır, bizim alakamız hayır, yok. Yani bir istihbarat kuruluşu kendisine görev yapanı açıklar mı? İşte, MİT'ten temiz kağıdı. Onu dağıttılar o zaman. Şimdi bunu koyuyorum burada. MİT bizim milli kuruluşumuzdur. Hiçbir şey yok. Olabilir. Mesela o tarihte bizim o dönem milliyetçi arkadaşlarımız bilirler, MHP'nin yöneticileri. Mesela Galip Erdem vardı, Allah rahmet eylesin. Çok değerli bir
abimizdi. MİT'le ilişkisi vardı. MİT'le ilişkisi olmak demek suçlayamazsınız. MİT milli bir kuruluş. Evet. Ama mesela Şahap Homriş vardı, Türkeş Bey'in dünürü. MİT'te hukuk dairesinin başkanıydı. Herkes de bilirdi bunu. Mesela Yücel Acaloğlu vardı. Türk Ocakları'nın yıllardır genel merkez, genel başkan yardımcısı evet. görevini yapmış. Çok değerli bir kardeşimiz. Hepsini kaybettik maalesef. Allah rahmet eylesin. Ama bunlarla biz tereddüt etmezdik. Çünkü bunlar vatansever. Yani MİT'te görev almak demek illa bilmem şey değil. Elbette canım. Ha. Yani bu... Ama burada bak... Ama şimdi MİT görevlisi olarak bir siyasi partinin... Burada diyor ki kim bu, nereden çıktı, niye kışkırtıyor? Bakın dikkat edin. Geliyorum. Şimdi bunun hemen yanında bir belgeyi daha açıklayayım. Dosyası bende detayı. Şimdi ilginçtir. Ha şöyle bir şey var. Ben bunları söyledikten sonra MHP'nin bazı genel başkan yardımcıları böyle bildiriler yayınladılar. Özellikle şu bir sene içinde çeşitli tartışma konusu Bahçeli'den kaynaklandığı için asarız, keseriz, bana hakaretler. Hepsini zaten avukatlara verdim. Şimdi onlar seçimden sonra onun gereğini yerine getiriyor. Küfürler, hakaret. Yani mesela şimdi bunu söylüyorum. Mesela MHP Genel Merkezi Sayın Bahçeli veya Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi diyemiyor ki Yaşar Okuyan şu yalandır. Bak dikkat edin. Şimdi söyleyeceklerimi de yalanlayamıyorlar. Sayın Türkeş'in mektubuna nasıl yalanlayacak? Olabilir belki. El yazısıyla yazmış. İşte tamam da tamam işte ama hakaret ediyorlar mesela. Şimdi bak bir başka şey. Şimdi bu çok ilginç olduğu için bu şeyle beraber evet. söylüyorum. Yıl 23 Şubat 1978. Elimdeki darbeden önce. Dava, tabii 12 Eylül darbesinden önce, 1,5 sene önce. Bu özetidir bilgi notu olarak. Bu dosyayı bende var. Şimdi Devlet Bey o sırada Gazi Üniversitesi'nde bir asistan. Bir sıradan asistan. Adanalı kendisi. Adanalı 2-3 ülkücü genç geliyorlar. Bunu abi diyorlar buna. Abi işte bilmem ne. O zaman araba falan yok. Çok kişi de yok. Abi diyorlar arabanı verirsen bir Adana'ya kadar gidip geleceğiz. Bu da arabasını beyaz Toros marka Renault arabayı veriyor. Arabanın plakası 01 FE Fassa Edirne 994. Beyaz Devlet Toros. Bey'in adına kayıtlı bu. Devlet Bey'in kendi arabası ruhsatı da Devlet Bahçeli'ye ait. Bu arabayı veriyor çocuklara gidiyor. Ankara'ya yakınlarında, Gölbaşı yakınlarında bir arama oluyor. O aramada da ilginç şeyler var. Mesela yoldan herkes geçiyor, arabaları aramıyorlar da. Bu arabayı çeviriyorlar. İlahi bir tesadüf. Bu arabayı durduruyorlar. Bagajını arıyorlar. Portakal kasalarının altında, dikkat buyurun. O sırada bütün Türkiye'de sıkı yönetim var. Yani normal bir dönem de değil. Tabii. Zaten hep terörle ilgili... İşte aramalar yapılıyor, taramalar yapılıyor filan. İki tane Kalaşnikov çıkıyor. Kalaşnikov. 704 tane de mermi. Mermiyi nereden biliyorsun? Oradaki emniyetin tutanağından. Ve gençleri alıyorlar, emniyete götürülüyor. Zaten sıkı yönetim, oradan sıkı yönetim komutanlarına. İşte sorguluyorlar vesaire. Bunları dört genci tutukluyorlar, mahkum ediyorlar. İşte iki sene, üç sene neyse... Yatıyorlar. Şimdi ilginç bir şey. Araba kimin? Ruhsatında yazıyor. Doktor demiyor pardon. Devlet Bahçeli. Yani doktorluğu da tartışılır da onunla ilgili bir şey söylemiyorum. Akademik ünvanı diyorsunuz. Yani Devlet Bahçeli. Şimdi sıkı yönetim dönemi. Her gün terörün olduğu bir dönem. Bir de hassasiyeti terör üzerinde çok yoğun olan bir süreçte. Arabanın sahibi kim? Devlet Bahçeli. Bir üniversitede asistan. Emniyet kuvvetleri, sıkı yönetim komutanındaki şeyler, bu işin adli şeyinde, düşünebiliyor musunuz? Karakola bile davet etmiyorlar arabanın sahibini. Halbuki arabanın sahibini o zaman soracaklar en azından. Bu arabayı çaldırdın mı? Çalmışlarsa sen niye emniyete haber vermedin? Arabayı veriyorlar, verdin karakola bile davet etmiyorlar. Hayır. Bunları tanıyor musun? Bu silah... Sevkiyatından, bu mermilerin sevkiyatından haberin var mı? Hiç bunlarla ilgili bir soru yok. Tek bir soru bile yok.
Şimdi ilginç değil mi? Türkeş Bey'in mektubu kışkırtıyor ihtilalden sonra ve ihtilalden 1,5 sene önceki bir icraatı. İlginç değil mi? Ben şimdi soruyorum. Yani şimdi yani o aracın arkasında iki tane Kalaşnikov, 700 küsur mermi demek, bunları gidip de havai fişek gibi atacak halleri yok. Belli ki eylemler için hazırlanmış. Ben mesela şimdi soruyorum Sayın Devlet Bahçeli'ye. Onun yardımcıları var. Bir tane şişko bilmem ne birileri. Öbürü yani 2-3 tanesi bize salva, küfürler, acayip hakaretler. İşte soruyorum, sen küfür edeceğiniz, onları da dinliyorlardır. Küfür edeceğinizde bunlara cevap verin, bunlara. Hele kırarız, döveriz, öküyoruz. Geç ulan. Siz daha ananızın rahminde değildik. Biz o mamakta, hücrelerde yatarken idamdan yargılandığımızda. Kendinize bakın. O bir tane şişko bir herif var orada, genel başkan. Neyse, fiziksel özelliğini şey yapmayalım. Hayır canım, ben de şişmanım. Sen de şişmansın. Şişko olmak hakaret değil. Hayır, yani neyse, diğer genel başkan yardımcılarına tamam, ayırt etmek için söylüyorsunuz. Tamam, ha, yani bilinen bir adam olduğu için. Şimdi bu böyle kapanıyor bu hadise. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Ya tamam da iyi niyetle tanınmış adamlar, o da Adanalı, gelen çocuklar da Adanalı. İhtiyaç olmuş, arabayı vermiş değil mi? Ama sizin bunlardan haberiniz olmamış ise o zaman siz bir daha hayatta o çocukları, o insanları, yani muhatap olduğunuz kimseleri hayatta, çünkü size yapılan en büyük namussuzluk. Başınızı belaya sokar. Evet, arabamı vermişim ama arabayı silah sevkiyatında kullanıyorlar. Evet. Ya da terör eylemi yapacaklar. Peki, aradan yıllar geçiyor. 7-8 sene önceki seçimde bu 4 tane tutuklananlardan 2 tanesini milletvekili yapıyor. İsimlerini verebiliyor muyuz? Veriyoruz tabii canım. Kim bu milletvekilleri? Söyleyelim. Ali Halaman. Bak şimdi orada 4 kişi var. Ali Halaman, Fuat İstanbullu, Ekrem Pazarcı, Sami Ocak. Bunlar yakalananlar silahlarla birlikte. Ve bunlar diyorlar ki Adana Ülke Ocakları'nı da Recai Yıldırım'dan aldık. Onu da alıyorlar. Şimdi burada ben size söyleyeyim, yanlış şey yapmasın. Şu tutanaktan bakıyorum da. Bu 4 kişiden ikisi... Tam isim yanlış vermeyeyim diye. Evet. Evet. Recai Yıldırım ve Ali Halaman. Bunlar milletvekili bunlar oluyor. Bunlar milletvekili oluyor. İlginç değil mi? Şimdi ben soruyorum. Bunlar milletvekili olurken de Sayın Devlet Bahçeli MHP'nin genel başkanı. MHP'nin genel başkanı diyorum. Daha yakın yani. Şu 10 sene önceki şeyden bahsediyorum. Peki o zaman sizin demek ki o silah sevkiyatından haberiniz vardı. O günlerde bir takım karanlık odakların ülkücü diye ve solcu diye, devrimci diye denilen gençleri aynı vatanseverlik içinde. İşlerinde bir sürü manyağı var, ruh hastası var ayrı. Ama 12 Eylül öncesi birbirine öldürtülen gençlerin istisnalarını atıyorum. Hepsi vatansever. Hepsi vatansever. Tabii. Ama öyle bir psikoloji yaratmışlar ki, yani kardeş kardeşe, işte benim öz kardeşim, iki kardeşim. Şimdi bunun aynı anne babada. Kışkırtma sonucu olduğunu biliyoruz. Yani ben çok kısa bir şey anlatayım. Kurra'dan Akajans çıkmıştı, siyasal basıyadan okurken. Akajans'ta gece staj yapıyorum. Bir bakanı havalimanında röportaj yapmak için gittim. Ajansın aracıyla döndüğümde, hatta ekonomist Zülfikar Doğan da benim yanımda staj yapıyordu, sınıf arkadaşımdı. O sırada taramaya başladılar. Ben arabadan çıkmıştım. Ajansın önünde kum vardı. Kumun arkasına attım kendimi. Fakat çok ilginç. Bu arada mermiler tepemizin üstünden geçiyor falan. Akajans o zaman ne? Sağcı, işte efendim... hem MHP'nin yanında hem Adalet Partisi'nin yanında. Ama Akajans'ı taramakla bırakma, bizi taramadılar. Binayı tarıyorlar. Ama ayakta dursak biz de gittik. Ve yanında da Rus Ticaret Ateşeliği var. Rus Ticaret Ateşeliği'ni de taramaya devam ettiler. Şimdi bir taraf komünizm simgesi, öbür taraf işte sağ kesimin. Dolayısıyla bu arada şunu da söyleyeyim.
medyada yani Akajans'ın içinde 3 tane diyelim ki sağ eğilimli gazeteci varsa 13 tanesi sol eğilimli gazeteciydi, evet, filan. Yani böyle ama gazetecilik yapılıyordu. Şimdiki gibi satılık medya olayı yoktu. Yani sonuçta sizin söylediğiniz kışkırtma olaylarını bizzat ben de yaşadım. Tamam. Şimdi ben peki de... bu kışkırtmalar arasında kimler vardı derken şimdi buyurun ben, siz diyorsunuz ki kimler var, kimler yok? Onlar ben bir 12 Eylül şeyini ben size belgelerle, başka belgelerle. Başka bir programda onları detaylı konuşuruz. Derin. Ama şu bir şey söyleyeyim, o kışkırtmalar dediğinizde daha sonraki yargılanmalarda ortaya çıktı. Hem sol görüşlü örgütlerin yargılanmasında hem ülkücü arkadaşlarımızın MHP, işte MHP ve ülkücü kuruluşlar davası en büyüğüydü. Ondan ayrıca 3-5 ayrı yerde davalar da vardı. Oralarda da ortaya çıktı ki ülkücüyü de öldüren aynı silah, aynı silah. Solcu genci de öldüren aynı silah. Bir tane değil olay. Belki 10'dan 20 tane, 30 tane hadise aynı silahla karşılıklı, evet, ölümden oldu. Ha şimdi onu koyuyorum oraya. Tipik bir kontrgerilla, daha doğrusu şimdi, Gladio, şimdi, Amerika'nın kurduğu şimdi, örgüt. Şimdi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye bir cümleyle de şey yapayım. Tabii MHP'nin genel başkanı oldu vesaire. Nasıl olduğunu biliyoruz onları. Geçin onu. Şimdi geldiğimiz, niye Devlet Bahçeli şu anda çok, hemen de hatta Devlet Bahçeli'ye sordunuz. Çünkü Devlet Bahçeli hakikaten bir senedir, özellikle de şu son 3 aydır Tayyip Erdoğan'a bir şey söylüyorsunuz. De onda AKP'nin sözü üstlenince Sayın Devlet Bahçeli çıkıyor. Candıraş bir şekilde. Tayyip Bey, AKP Genel Başkanı beka diyor. Bizimki iki sefer beka diyor. E şimdi bunları diyor ve şey, yani bir zillet ittifakı, küfür ediyor, hakaretleri dinliyorlar beraber. Burada bir parantez açayım. Yani toplumu siz, bölmeye yönelik her türlü cümleler kuruluyor. Siz de onu işaret ettiniz ama ben özellikle konuşmalarda başlarken bunu ayırıyorum. Sayın Tayyip Erdoğan'ın iki tane şapkası var. Bir Cumhurbaşkanı şapkası, bir de AKP Genel Başkanı şapkası. Cumhurbaşkanı şapkasındaki Recep Tayyip Erdoğan o makam dolayısıyla onu da saygıda kusur edemeyiz. Benim devlet geneli, benim anlayışım zaten buna yapar. Kim olursa olsun. Cumhurbaşkanı makamı Türk milletinin en yüce makamıdır. Herkes oraya saygılı olmak zorundadır. Tayyip Erdoğan'ı beğense de beğenmemişsem de Tayyip Erdoğan'a değil, o makama saygım olduğu için. Onu koyuyorum. Ama Tayyip Erdoğan'ın AKP Genel Başkanı şapkasıyla seçim kampanyasını yapıyor. Orada da garabetler çok, onu da ayrı. AKP Genel Başkanı sıfatıyla Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları ve davranışlarını ben en sert şekilde eleştiri yapma hakkına sahibim. Hakaret aletleri. Ama içeri atarım diyor. Asla atsın, ne olacak? Biz içerilerden geldik. Bir içeri girmek falan değil. İdam sehpalarından geldik. O zaman Tayyip Erdoğan yoktu ortada. Hayali laflar ediyordu. Biz 12 Eylül'den önce efendim ne olmuş? Metris'te çok eziyet geçtik. Sayın Bahçeli'nin yorgunluğuna veriyorum bunu. Metris cezaevi 12 Eylül'den önce kapalı, yoktu öyle bir cezaevi. 1981'de açıldı. Evet. Yani o karıştırıyor şeyi. Olabilir. Yorgunluğunca biz de karıştırırız. Mesela bir aynı dönemde biz diyor 12 Eylül'den önce işte şöyle yapıyorduk, böyle gece yaraları geliyorduk eve. Bir gün diyor eve geldim. Kendi sesinden girsinler Google'a, yalan söylesek orada izlesin kendi sesi. Benim büyük kız var ya Sümeyye diyor, duvara şeye, kapıya bir pusula asmıştı. Babacığım seni göremiyoruz falan diyor. Ağladım diyor çok. 12 Eylül öncesinde bu duvara asılmış. Bak yine orada da Sayın AKP Genel Başkanı hayal karıştırıyor birbirine. Sümeyye 1982'de doğdu. Ya nasıl oluyor abi, doğmadan olabilir. Buna benzer çok örnekler var tabii. Yani. Şimdi ilginçliği şu. Devlet Bahçeli işte bu süreçte mesela 3 Haziran 2015 Kahramanmaraş mitinginde söylediği bir laf. Erdoğan, sen Esad'ın kirli kopyası, Pensilvanya'nın eski sevdalısı, Washington'un daimi tutsağı, Kandil'in tavizsiz havarisi, Ermeni'nin hısımı, Türklüğün yaşayan düşmanısın. Ve isterseniz onu ben buradan göstereyim. Yok ya, görüyorum. Evet. O veririm de fark etmez. Evet. Hayır, siz diğerlerini söylerken. Hemen burada. Evet. Şey yok. Alın. Bak,
1 Aralık 2013. Balıkesir, Bandırma ilçesinde konuşuyor. Türkiye'nin her tarafına ne mutlu Türkiye yazdırmazsam, dikkat edin, ne mutlu Türkiye'nin her tarafına ne mutlu Türkiye yazdırmazsam namussuzum diyor. Çok güzel. Devam ediyor. Çocuklarımıza andı. Tekrar öğretmezsen namussuzum. Ben demiyorum. Sayın Devlet Bahçeli diyor. Bu ihaneti yapan Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Yüce Divan'da hesap sormazsam namussuzum diyor. Şimdi bir şey demiyorum. Sadece hatırlatıyorum. Birkaç tane daha hatırlıyorum. Bakın. AKP PKK kadar tehlikelidir. Devlet Bahçeli. AKP'nin yanındayız. Evet. Bahçeli, Ergenekon ve Balyoz darbaları ne olduğu belli çıktı değil mi şimdi? FETÖ'cülerin AKP iktidarıyla müşterek olarak kurdukları kumpas. Orada ciddi kumpas, alçakça, şerefsizce Ergenekon davasında onlarca insanı perişan ettiler. 6 sene, 7 sene yatırdılar. Ölenler oldu, aileler dağıldı. Tabii. Balyoz dediğiniz silahlı kuvvetlere kurulan alçakça, şerefsizce kumpas şimdi ortaya çıktı mı? Çıktı. Bunlar, şimdi söyleyeceği laf, Bahçeli, bunlarla ilgili ne diyor biliyor musunuz? Ergenekon ve Balyoz darbedir diyor. Ergenekon ve Balyoz darbedir dediğinde, Ergenekon davasında yeniden mahkeme görülüyor. Beraatler başlamış. Devlet Bahçeli'ye soruyorum. Sen hangi saftasın? Beka diyorsun değil mi? Bak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde operasyon yapılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en değerli kurmay subayları tasfiye edildi orada. Şerefsiz bir sümüklü şeyin peşinde giden herifler tarafından. Pansilvanya'yı bilmem neymiş. Hocaymış, hoca efendiymiş. Ve Devlet Bahçeli diyor, tamam diyor. Peki, çok güzel. Al. Vatana, millete, Türklüğe ihanet içinde olan AKP'ye bu ihanetin hesabını sormazsam namussuzum. Al tekrar. Başka konuşma. Alın. Besmele ile soygun yapıp şükrederek haram havuzunda ıslandılar. Türk milleti böylelerini görmedi. Erdoğan da şimdi de başkanlık peşinde. Başkanlık şeyinden önce söylüyor bunu. Türk milleti kral seçmeyecek. Sultan atamayacak. Bir diktatör muavinine koltuk ihtas etmeyecektir. Başkanlığa karşı çıkıyor. Bu yeni, yani o şeyden önce, referandumdan önce. Türkiye'yi birbirine düşürmeye azmedenle toplumu kamplara ayırandan cumhurbaşkanı olamaz. Ben söylemiyorum. Devlet Bahçeli, duyuyor musun beni? Onun yanındakiler. Duy. Bak bak. Sen bunlara cevap ver. Sen Yaşar Okuyan cart etmiş. Geç bunlara bak. Bunlara bak. Bunlara. Bunlara cevap verin. Ha. Sonra ne oluyor? Her tarafa TC yazdırmazsam, and okumazsam diye CHP ile İYİ Parti meclise önerge veriyor. Bir mesela TC Türkiye Cumhuriyeti'ni çıkartmıştı biliyorsunuz. İşte bilmem şeyle ilgili. Bakın AKP ret veriyor. Ret. MHP çekimsel veriyor. Harita çekimsel, fark etmiyor. HDP çekimsel veriyor. Dolayısıyla reddediliyor. Yani HDP ile MHP aynı yolun yolcusu o sırada. Bak. Bir başka şey aynı şekilde. Nerede ikamet edersen et diyor. Tayyip'e söylüyor. Sayın Bahçeli. 25-30 metre karşısına ne mutlu Türk'üm diye yazacağım diyor. Sormazsam senden bunun hesabını alayını soracağım, namerdim. Şimdi bunun karşısında kankayız diyor. Dün de diyor kanka, kanka. Evet. Diyor, ayrılmaz bir kankayız diyor. Tabii de ayrılmaz bir kanka. Beka. Al bir tanesi söyleyeceğim. Daha 3 gün önce, 2 veya 1 hafta önce Bingöl İl Başkanı AKP'nin ne diyor biliyor musun? AKP'nin içinde MHP'yi yok ettik. Milliyetçilik, ülkücülük artık MHP'de bitmiştir. Biraz dursun o. Devlet Bahçeli okusun. Devletin başına devlet mi geliyor, devletin başına bela mı geliyor, onu anlasın. Al,
Şimdi ne diyor? Bak ben demiyorum. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor. Baştan aşağı diyor, yine ifade ediyorum. Bu kürsüden. Bahçeli'nin ağzından salyalar akıyor diyor. Devlet Bahçeli. Ağzından salyalar akıyormuş. Duydun mu beni? Ben demiyorum. Kanka olduğunu diyor. Ben MHP'li kardeşlerime hep sesleniyorum. MHP'yi küçülten bu adamla bir yere varamazsınız. Ağzından salyalar akıyor dediğin adamla kanka oluyorsun ya. Türk milliyetçiliğinin yüz karasın sizden. Devlet Bahçeli Türk milliyetçiliğine ihanet ediyor. Peki. Evet. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu çünkü önemli. Sorumlu. Ondan sonra Bahçeli bölümünü kapatalım. Tayyip Erdoğan şimdi söylüyor. Ey Bahçeli, sen ırkçılık, kavmiyetçilik kabilecilik yapıyorsun. Şeytanla ortaksın. Sende şeref ve mertlik işportaya düşmüş. Sen diyor evlenmemiş olabilirsin. Ama sen ailenin kıymetini bilmezsin. Zürriyetçisin. Zürriyetsizsin diyor. Zürriyetsizsin dedi. Evet. Kafatasçı milliyetçisin diyor. Türk milliyetçiliğine karşıyız biz diyor. Sonuna kadar Türk milliyetçi, bütün milliyetçilikleri ayaklarımın altına alıyorum diyor. Bunlar Fatiha bile okumayı bilmezler diyor. Devlet Bahçeli ve MHP'lilere. 40 tane var. Sonra da şu resmi göstereyim. 12 Eylül 1980 tarihinde darbeden sonra 564 sanıklı MHP ve ülkücü kuruluşlar davasında gece duvara yazı yazan adam bile alındı getirildi. Ve idamdan yargılandı biz o salonda. O iddianamenin içinde ilahi bir tesadüf. Devlet Bahçeli yok. 16 tane o tarihte ülkücü kuruluş, ülkücü lafıyla başlayan kuruluş var. Ben MHP Genel Sekreter Yardımcısıyım. Ayrıca da Ülkücü Gazeteciler Cemiyeti Başkanıyım. Ülkücü Hanımlar Derneği var. Ülkücü İşler Birliği var. Vesaire. Ülkücü Akademisyenler Derneği galiba. Bahçeli'nin başında oldu. 16 tane içinde bir tanesi Ülkücü Akademisyenler Derneği'nin başkanı. Hayret, unutmuşlar. Biz orada idamdan yargılandığımızda Devlet Bahçeli nerede? Bunun cevabını versinler. Neden bugün bu kadar kank oldular? Neden beka diye ortaya döküldüler? Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı'nın bekası da kendisinin nasıl sıkıntı veya karşılıkça biliyor. O beka dediği korku, endişe o. Devlet Bahçeli'nin de hem makam, hem görev, hem de herhalde bir başka bizim bilmediğimiz bir ilginç bir sıkıntısı vardır demek. Yani bilmiyorum, bir sürü sosyal medyada var yazılı bir kaset. Sayın Okuyan, o kadar bilmiyorum yani, güzel örnekler verdiniz ki. Yani gerek Sayın Türkeş'in mektubu, gerek yani o mektupta kışkırtıcı adamın ne işi var diyor. Devlet Bahçeli'yi konu ediyor. Ardından Bahçeli'nin aracında silahlar bulunuyor. Ve o silahları getiren ülkücüler, onlar içeri alınıyor ama Bahçeli'ye bir şey yapılmıyor vesaire. Bu belgelerin altından kalkmak zor. Yani ve bugün neden Sayın Erdoğan'la kanka haline geldiler? Milliyetçiliği ayakları altına alırım görev, demişti görev Sayın Erdoğan ediyor. Zamanında. Demek ki görev devam ediyor. Ben öyle bir yorum yapmıyorum, siz ben yapıyorsunuz. Ama görünen köy kralımız istemez diye toparlayalım. Buyurun. Bence Bahçeli mezunu burada kapatalım. Çok bile zaman ayırdık. Evet. Yani ben şunun için bu konuyu getirdim. Siz gönülden bu ülkücü hareketin içerisindeydiniz. O zaman da teröre karşı bir insandınız. Sizi orada tanıyorum gazeteci olarak. Ama hepsiyle bu ülkücü hareketin lideri rahmetli Alparslan Türkeş'le çok yakındınız. Ve anlattınız işte gizli gizli hastanelerde görüştüğünüzü, doktor kıyafetleri giyerek o darbe döneminde. Sizden daha iyi bu partinin içini tanıyacak insan pek göremiyorum. Evet. Ve bunları sormamın nedeni de bu seçimlerde sandığa gidecek ülkücülerin, gerçek ülkücülerin kim ülkücü kim değil bunu bilmeleri açısından
yani, açısından diye şey yaptım. Ben hemen şimdi söyleyeyim. 6 ay önce MHP'ye oy veren, 6 ay önce bakın İYİ Parti'ye giden, başka partiye giden, CHP'ye giden bir sürü ülkücü, milliyetçi, geçmişte MHP'li olan seçmen var, katılanlar var. Onlara demiyorum. En son 6 ay önce MHP'ye oy veren, yapılan araştırma da var. %38'i Devlet Bahçeli'nin talimatına uymayacak. AKP'nin olduğu adaylara vermeyecek. Göreceğiz. Bak bir hafta var. Bunlar da kayıt altında. %38 diyorsunuz, evet. Ama anket açıklamıyorsunuz şu anda. Yani yasak çünkü. Hayır, ben, hayır canım, bunu konuşmak yasak değil. Yasak olan, yasaklanmış olan dediğiniz şey şu. Tam yasak değil. O son üç gün. Bakın son üç, evet, gün takvim var. Şimdi bir anketi söylediğiniz vakit rakamlarla şeyle onun künyesini söylemek şartıyla serbest. Yani kim yaptı, kime yapıldı, kaç denekle yapıldı, hangi tarihler arasında yapıldı, finansmanını kim yaptı? Bu künyeyi dökerek seçim kanunu ortada. Bu son 48 saate girdiğinizde artık bu künyeyi de verseniz yasak olan son 48 saat. Şu anda serbest. Serbest dedim künyeyi vererek. Ama ben dikkat ederseniz anketlerden bahsederek ben direkt şey vermiyorum. Yani bir global kendi kanaatim. Hem o anketleri... Kendi kanaatinizi söylüyorsunuz. Burada problem yok. Şimdi sonuç olarak burada sizin bu açıklamalarınızdan hareketle ben ülkücü olanlara, gerçek ülkücü olanlara sesleniyorum. Lütfen Sayın Yaşar Okuyan'ın Madalyon Arka Yüzü'nün bu programında başından itibaren şu ana kadar söylediklerini bir daha dinleyin. YouTube'a bu program yüklenecek. Pazartesi akşama doğru ve kararınızı ona göre verin. Kim ülkücü, kim değil, biraz daha kafanızda netleşmiş olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Sayın Okuyan, bayrak ve ezan tartışmaları var. Ya yani akıl almaz tartışmalar oluyor bu süreçte. Ve yine ortalık böyle bir toz duman haline getiriliyor. Şimdi Sayın Erdoğan bayrak 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 diye bağırıyor ama ben onun sıkı yandaşlarının bayrağa gerçekten saygılı olup olmadıklarını merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bakın, dini kullanmak, dini değerleri kullanmak, günah. Allah ile aldatmak, Kur'an'ı tahrif ederek aldatmak ve iki tane oy almak için indirilmiş olan Kur'an'ı inkar edip Arap'ın, Emevi'nin, Abbasi'nin önümüze İslam diye sürdüğü hurafeleri bize Müslümanlık diye yutturarak Türkiye'yi soyuyorlar. Türkiye'yi unufak ediyorlar. Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Bu AKP ve zihniyetinin ortaya çıkan sonucudur. Şimdi AKP Genel Başkanı sıkıştığında zaten hemen aynı şeylere basıyor. Başörtüsü, ezan, işte Kur'an, bunlar dinsiz, bunlar bilmem ne, camiyi hakaret ediyorlar. Bak Gezi olaylarını da hatırlayalım. Dolmabahçe Camisi'ne kaçmış, yani polis saldırıyor oradaki grupları dağıtmak için. Ben kınamak için söylemiyorum. Gaz şeyiyle üstüne gidiyor gençler. Gençler de aşağı indikleri vakit, Dolmabahçe'den aşağı gitti. Karşıda Dolmabahçe Camii'ne sığınıyorlar. Oraya sığınıyorlar. Orada yaralılar var. Ve tıp fakültesi öğrencileri veya doktor olanlar onlara koşuyor. Resimler ortada. Çekilen, elde çekilmiş olan şeyler ortada. Ve AKP Genel Başkanı fütursuzca bunlar cami içine girdiler, camide bira içtiler diyor. Ve o caminin imamı bunu yalanladı. Yalanlıyor çünkü ondan sonra başına neler geliyor? Koydum bir tarafa. Yine Gezi. Kabataş'ta, Kabataş Meydanı'nda bir türbanlı bir hanımefendi, evet, bebek şeyinde, arabasında bebeğiyle oradan geçiyormuş. Kendisinin savcılık ifadelerini okudum.
al, öbür dünya var, öbür dünya. İnanıyorsun. Ben inanıyorum Allah çok şükür, ama eğer o kadına söylüyorum. O sırada bunu yazan, çizen, kullanan Tayyip Erdoğan'a. AKP medyadan da bazı arkadaşlar. AKP yalakası gazeteciler. Evet. Bu dünyanın öbür tarafı da var. Allah'ın, Yüce Rabbim'in huzuruna girdiğinizde bu yalanlarınızın, bu iftiralarınızın hesabını orada Yüce Mevlam sizden soracak. Onu görüyorum. Ne diyor biliyor musunuz? Efendim, yarı beline kadar çıplak. Fanteziye bak. Yarı beline kadar çıplak 50-60 tane erkek. Yarı, yani kadındaki fanteziye hayranım ben. 50 tane iri yapılı erkek, yarı belleri çıplak, bunun etrafını sarmışlar. Çocuk var, çocuk arabasında. Ve buna laflar atmışlar, sarkıntılık etmişler. Hatta birkaçı, affedersiniz, üzerine işemiş. Çok affını, izleyenlerin affına sığınıyorum. Bunu söylüyor. Sonra bir bakıyorsun, bu hanımefendi bir belediye başkanının gelini çıkıyor. Sonra şimdi bilsem böyle bir şey yapacak, bu resmi de vardı. Barzani geldiğinde Barzani'nin yanı başında duruyor. Bu kadın. Bu kadın. Ve AKP Genel Başkanı, onun yalakası olan gazeteci falan değil. Ne gazeteci bunlar ya? Bunlar kim ya? Ne gazetecisi? Bunlar yalamacı. Satılık adamlar. Bunlar yazlar çizler aylarca. Bir de bizim bildiğimiz merkez medyanın ünlü gazeteci yazarları, hepsi Tayyip Erdoğan'ın önüne kul olmuş. Hürriyet'te, bilmem nerede, köşe yazarları bile utanmadan yalan yazdılar. Gördüm diyor, bilmem ne filmini filan. Ama hadi onları geçtim. Bütün Tayyip kameraların kayıtlarına AKP, bakıldı. AKP Genel Başkanı defalarca çıktı. Hala kullanıyor. Cuma günü dedi, elimizde kayıtlar var, yayınlayacağım. Aradan geçti 6 sene. 6 sene içinde kaç tane cuma var, çarpın, bölün. Bak dün de cumaydı. Yine yok. 6 sene içinde en az 300 küsür tane cuma var. Şimdi yazık, günah değil mi? Peki sen camileri ne yapıyorsun? İşte sosyal medyada var. Sözcü gazetesinde var, Bir Gün'de var. Yani Yeni Çağ'da var. Şu anda başka gazeteleri yok işte. Milli Gazete'de var. Ha, bu gazetelerin dışında işte Korkusuzca var. Biliyorsunuz merkez medya dediğimiz Hürriyet ve Milliyet satıldı. Sahipleri evet. Değişti. Tam satıldı ama. Tümden. Tamamıyla iktidar yalakalığı yapıyorlar ama tirajları yerlere çakıldı. O, yerlere o çakıldı. Önemli değil. O görev yerine getirilmiş. Bedava dağıtıyorlar artık sağdan Tabii. soldan. Şimdi bayrak peki. Şimdi şunları lütfen getirelim. Bu AKP, Tayyip Erdoğan boyuna söylüyor ya. Şimdi bakın. Bir AKP akşam üstü. Bu arada şunu da vurgulayalım. Sevgili izleyiciler, o kabataş yalanı, yani türbanlı kadının işte 50 üzeri çıplak erkek üzerime doğru geldi vesaire fantazileriyle o sahtekarlığı yaparken, o yalanı söylerken Elif Şafak Elif Çakır. Elif Çakır mıydı ismi? Elif Çakır. Bu kadının ama söyledi ama sonra dedi ki özür diledi. Biz bile bile yalan, o gün öyleydi yaptım. Hayır neyse, ben başka bir şey açıklamak evet. istiyorum. O bölgedeki bütün kameralar tek tek tarandı. O kadının görüntüleri de var. Asla böyle bir olay olmadığı ortaya çıktı. Buna rağmen Sayın Erdoğan var diye ısrar etti. Ama hiçbir şekilde öyle bir anın görüntüsü yok. Yani özetle tamamıyla yalan. Sayın Okuyan, ben Tanksız Topsuz Harekat kitabını yazmış bir gazeteciyim. Psikolojik harekattır. O kitabın ikinci ismi de Tanksız Topsuz Harekat, Psikolojik Harekat. Psikolojik harekatı kimler uygular? Yani ordular da uygular vesaire ama bu Amerika'nın biliyorsunuz NATO aracıyla kurduğu Gladio'nun uyguladığı bir yöntemdir. Psikolojik harekatta hep yalan haber kullanılır. Halkı kışkırtıcı haber zaten kullanılır. Görev o, görev o. Ve bu kışkırtmalarla da istediğiniz sonuca ulaşmayı sağlamaya garanti eder size. Ama işte garanti olmuyor.
Ve bu dönemde bakın, bayrak olmuyor işler. Bayrak. Şimdi ekrana geliyor zannedeyim. Bakın bu hanımlar bir AKP mitingi sonrasında akşamüstü bayrakları yere sermişler. Üstüne ayaklarıyla basıyorlar. Bayrak yere atılmaz. Yere serilmez. Üstüne basılmaz. Ve türbanlı namaz kılıyorlarmış. He? Alın. Buyurun. AKP mitingi sırasında. Bayraklara bakın. İmam bayrağı basmış. Evet. O ayaklar kırılır. O bayrağın üstüne o ayak kırılır. İster PKK'lı ol, ister imam ol, ister Şeyhülislam ol. Şuraya bak. Şerefsizlik bu. Gel. Bağcılar mitinginden sonra. Buyurun buyurun. Bakın Bağcılar mitingi bitmiş, AKP'nin çöp kutusuna attıklarına bakın. Bunu hangi şerefsizler, hangi hainler bunu yaptı? Sen bunlara bak. Tayyip Erdoğan. Bırak öyle hikaye, bayrak, vatan, ezan bilmem ne filan. Bunlar bak. İşte beka senin, sorunu bu. Senin mitingin. İşte daha beka sorunu. Daha yine miting başlamadan önce hanımefendiler oturmuşlar. Çarşaflı tesettürlü. Bakın. Hatunun, affedersiniz, poposunun altına Türk bayrağı. Şuraya bak. Ne bekası lan? Ne bekası? AKP Genel Başkanı. Ne diyorsun sen be? Devlet Bahçeli. Bunu görüyor musun? Görüyor musun? Kanka olduğun parti yapıyor bunu. Türk evet. Milliyetçiliğine ihanet içindesin. Sayın sen bunları ya. Görüyorsun. Bunları da ondan sonra hala adam Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alıyorum diyorsun. Alkışlıyorsun. E seni de alkışlıyor millet. Evet. Şu ana kadar verdiğiniz bilgiler bu arada bizlere ve seyircilerimize faydalandırdığınız arşivler için teşekkür ederim. Programımız devam edecek. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından da yine siyaseti konuşacağız. Sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Efendim, madalyonun arka yüzü devam ediyor. Televizyonu yeni açanlar için hemen bir hatırlatmada bulunayım. Stüdyodaki konuğumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Sayın ve Çiçeği Burnu'nda CHP'li Sayın Yaşar Okuyan. Tekrar hoş geldiniz Sayın hoş Okuyan. Ve ilerleyen dakikalarda bu biliyorsunuz ki ekonomi sattığında çok ciddi gelişmeler oldu. Dolar birdenbire fırladı. Bunun nedenlerini yine size bu kez telefon bağlantısıyla ekonomist Evren Devrim Zellüt anlatacak. Ve biz de bu işin perde arkasındaki gerçeklerini sizlerle paylaşmış olacağız. Sayın Okuyan, özellikle birinci bölümde milliyetçi kesime Devlet Bahçeli'nin kim olduğunu anlattınız. Anlayan anlar. Artık bu bundan sonrası onların bileceği iş. Yine bu yalan rüzgarı içerisinde ortalığı toz duman hale getiren Cumhur İttifakı'nın bazı yalanlarında yine belgelerle burada ortaya koydunuz. Fakat başka önemli bir şey var. Şimdi bu ülkenin en büyük problemlerinden bir tanesi olarak birlikteliği gösteriyorlar. İşte ülkenin bütünlüğü için ayrışmanın olmaması gerektiğini söylüyorlar. Ve ardından da inanılmaz bir şekilde sadece bir yerel seçime gidiyoruz. Kendilerinin karşısında olan Millet İttifakı ki bu ülkenin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve yine zamanında MHP'de de olan, ondan önce bakanlıkta yapmış Çiller döneminde sayın ki milliyetçi tartışılmaz bir hanımefendi, Sayın Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu'nu adeta düşman ilan ediyorlar. Ve Sayın Erdoğan bizzat onları hapse attırmakla tehdit ediyor. Diğer yandan da Millet İttifakı için oy verecek olanları da Zillet İttifakı olarak suçluyorlar.
Ve hatta oy vermekle PKK ile işbirliği yapmış olacakları iddiasını getiriyorlar. Şimdi PKK ile işbirliği denildiği zaman benim aklım hemen eski yere gidiyor ama siz bu konuda önemli belgelere ve bilgilere sahipsiniz ve iyi bir arşivcisiniz. Nedir bu? Yani Sayın Erdoğan bunu söylüyor ama Sayın Erdoğan hiçbir kol kola girmedi PKK'nın uzantısı dediği bugünkü HDP'lilerle. Şimdi bakın ben şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan aslında PKK'yla, PKK zihniyetiyle, Öcalan'la, PKK'nın üst düzey yöneticileriyle birebir kendi talimatıyla, kendi özel görevlendirdiği insanlarla gerek Oslo'da, gerek İmralı'da görüşmeler, tatiller yapıldı. Hatta 5. Oslo görüşmesi ki isteyenler yine Google'a girerler. 5. Oslo görüşmesi MİT ve PKK diye yazsınlar. Benim özeti söyleyeceğim oradan birkaç cümlenin aşağı yukarı tamamı var. Hatta sesi de isterlerse sesten de. İngiliz istihbaratı verdi bunu şeye yani internete. O görüşmede o tarihteki MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneşli var. O görüşmede o tarihte MİT'te henüz gelmemiş olan ama Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevinde olan ama kendi ifadesi o zabıtlarda da var. Bizzat Başbakan olan o tarihteki Tayyip Erdoğan'ın görüşme için Başbakan'ı direkt temsil yetkisi verdiği Hakan Fidan var. Karşısında Sabri Ok var. PKK'nın en önemli karşısında Mustafa Karasu var. Bu iki herif için İçişleri Bakanlığı kırmızı listede başına 4 milyon TL ödül konular iki tane herif. PKK'nın üst düzey yöneticisi. Katillerin temsilcisi. Şu kadar. Bunlarla oturuyorlar. 5 sefer birlikte oturuyorlar Oslo'da. Kimin nezaretinde biliyor musunuz? İngilizlerin. İngiliz istihbaratı var orada. Bunları bir araya getiriyor. Ve o görüşmelerde çok gidiliyor, geliyor. Uzun hikaye. Ama o görüşmede üç tane şeyi yine birçoğu kamuoyuna intikal etti ama tekrar izleyicilerinizin dikkatini soracağım. Konuşmalar yapılıyor. Şöyle deniliyor Afet Güneş. Diyor ki ya diyor bakın diyor bütün şeylerde anlaştık sizinle. Anlaştık. %90'da tamam mutabıkız. Geri kalan 10. %90'da PKK ile anlaştığını söylüyor. Tamam. Ama %10 kaldı. Bunları da halledelim diyor. Şimdi o anlaştık dediği şeylerde mesela bir tanesi Büyükşehir Yasası. Bu iktidar, AKP iktidarı Büyükşehir Yasası'nı Kandil'den aldığı talimatla çıkarmıştır. İşte net söylüyorum. Öyle mi? İşte söylüyorum. Tekrar ediyorum. Bugün 30 il büyükşehir statüsüne geldi. Bunu talimatı Kandil'den verildi. Kandil'den mi, İmralı'dan mı? Kandil'den. Kandil, İmralı ne olacak ki? İkisi aynı işte. İmralı zabıtlarında da var bu. 5. Oslo zabıtlarında da var. Artı söyleyeyim. Bizde belge. Bizim söylediğimiz öyle şey değil. Paldır küldür, laftır. Hepsi belgeli. Buyurun. Buyurun ben size hemen bununla ilgili. Buyurun. Efkan Alakir. Eski İçişleri Bakanı. Bak ne diyor. Oslo'da anlaşmıştık. PKK bozdu. PKK ile kim anlaştı diyorsa şerefsizdir diyen AKP Genel Başkanı'nı kendi bakanı diyor ki sonra bu laflardan sonra biz diyor Oslo'da anlaştık ama anlaşmayı PKK bozdu. Bir. Şimdi koyuyorum buraya. Önce hayır hayır diyordu. Al. Önder
Şimdi bak ben buradan tam şey gözlüğümde yok da. Ben okuyayım isterseniz. Yok yok tamam. Pardon gözlüğüm var da unutmuşuz. Sırrı Süreyya Önder. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantısı yapıyor. 8-11-2012 tarihinde. Bütün şehir yasasının Oslo kararı olduğu tescillendi. BDP'li Önder Oslo'ya uygun. Buyurun. AKP yalaması gazeteciler. Devlet Bahçeli'nin hempaları. Bak bak bak. Büyükşehir yasası Kandil'in, İmralı'nın Oslo görüşmelerinde PKK'lılarla yapılan anlaşmanın sonunda bu şey yaptı. Ben söylemiyorum, burada söylüyorlar. Hadi inkar edin. Önce inkar ediyordu Tayyip Erdoğan. En sonunda diyor ki pazarlık yapıyor, görüşme yapıyor diyenleri şerefsizlikle suçlayan Erdoğan, Hakan Fidan'ı İmralı'ya ve Oslo'ya ben gönderdim. Kendisi. Şu da 5. Oslo görüşmesinin zabıtları. Bu zabıtlar ihanet zabıtlarıdır. Niye ihanet? Evet ihanet. İhanet. MİT görevlileri, bizzat başbakanın yetkili olan Hakan Fidan bu görüşmelerde konuşmaların bir bölümünü söylüyorum. Uzun hikayesi girmek istemiyorum. Detay zaman alınmasın. Diyor ki siz diyor bakın bu süreçte çözüm sürecinde hep istismar ettiniz. Bütün metropolleri, bütün şehirleri patlayıcılarla doldurdunuz. Sabri Ok diyor ki yok canım o kadar değil. Biliyoruz diyor. Biliyoruz diyen MİT Müsteşar Yardımcısı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın liderleriyle görüşmede diyor ki her tarafı diyor patlayıcılarla doldurdunuz. Nasıl doldurdular peki? Galiba o sırada... Şimdi bir dakika, bir dakika. Pardon Fatih Bey. Peki kardeşim, o zaman o açılan hendekler kimin zamanında açıldı? Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, AKP Genel Başkanı'nın şeyin döneminde. Oralarda 792 tane şehidimiz var. O PKK'lıların açtığı, bu hükümetin, bu iktidarın gözü önünde açtıkları o hendekleri kapatıp oradan PKK militanları tasfiye süreci içinde 792 tane askerimiz şehit oldu. Polisimiz şehit oldu. Korucumuz şehit oldu. Vatandaşımız şehit oldu. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu Tayyip Erdoğan'dır. Bunun sorumlusu AKP iktidarıdır. Bunun sorumlusu Oslo görüşmesinde patlayıcılar doldurdunuz deyip bir iş yapmayan o dönemdeki MİT'in işte ilgilileridir. Kim bu sorumlusu? CHP mi? Meral Akşener mi? Temel Karamollaoğlu mu? Yaşar Okuyan mı yoksa? Sen önce bunun hesabını yap. Ha, koydum. Girmiyorum. Burada başka şeyler de var. Çok şey var hem de. Yok girin yani. Hay vaktimiz sınırlı da ben başka belgeleri de göstermek istiyorum onun için. Şimdi bunu da koyduk buraya. Bak mesela yine Bülent Arınç bir kanun çıkartıldı. Hep bunlar o görüşmelerin sonunda. Bakın o tarihte Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç diyor ki tahliye tartışma o zaman bu PKK'lıların şeyleri var. HDP bilmem ne filan. KCK tutukları daha doğrusu. Tutuklu süresinin 5 yıl sınırlanması bilmem ne tartışmalarında bir yasal düzenleme yapılıyor. Ve Başbakan Yardımcısı diyor ki bu kanun, dikkat edin, bu kanun KCK'lılardan dışarı çıksın diye getirildi. Devlet, devlet efendi, Devlet Bahçeli, duyuyor musun? Bak 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 kankana bak. Sen herhalde o sırada Mars'ta yolculuktaydın. Yahut da Ötügen dallarında ok mat diyordun. Bak, bak bak. KCK'lılar, PKK'lılar istedi diye kanun çıkarttı diyor. Sen bunun kankasısın be. Ve aynı Devlet Bahçeli... Şimdi koydum bunu da buraya. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener ittifakını, yani tabii, özetle Millet İttifakı'nı, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ittifakını PKK ile işbirliği şeklinde suçlayabiliyor. Bak. Şimdi söylüyorum. PKK lideri Abdullah Öcalan denilen 40 bin kişinin katili herifin ve
PKK'nın kurucularının, liderlerinin affı için, dikkat edin, duymayan iyi duysun, affı için, şimdi tarihinin numaralarını veriyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu kendi imzasıyla, o tarihteki Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla 18 Nisan 2006 tarihinde ve altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk yazısında doğal olarak şeyden Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, bakın, terörle mücadele kanununun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı gönderildi. Bakın bakın. Bu belge var mı? Bilmiyorum ekrana nasıl yazıyor. Biraz okunmuyor gibi ekrana. Işık fazla mı? Görünüyor şey diyor yönetmenimiz. Neyse bilmiyorum. Tamam, mesele yok. Hasan Aksu evet. Diyor ki görünüyor. Şimdi bakın. Alttaki imzayı görüyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Aa, bu nereden diyeceksiniz çıkardı? Evet, bunun 6. maddesi var. 6. maddesi gerekçesini okuyayım. Uzun şey. O tarihi bir daha verebilir miyiz? Vereyim. 18 Nisan 2006. 18 Nisan 2006. Evet. Evet. Şimdi bakın 6. maddenin gerekçesini şu kısmını okuyacağım. Uzun altta. Böyle geliyor filan. Bu hükme göre, 6. maddeye göre terör örgütünün kurucusu kim kurdu bunu? Abdullah Öcalan. Yöneticisi yani başlarına kırmızı bültende 4 milyon TL ödül verilen Kandil'dekiler. Oslo görüşmelerinde masaya oturanlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin MİT mensuplarının karşısında oturanlar veya üyesi konumundaki kişiler etkin pişmanlık hükümlerinden ancak bir defa yararlanabilecekler. Ben pişmanım diyecekler. Hepsi dışarı çıkacak. İşte buyurun. Arkasında da Başbakanı Tayyip Erdoğan olan o tarihteki AKP iktidarının Bakanlar Kurulu'nun imzaları. Şimdi bana sor. Ben Tayyip Erdoğan'a bir şey söylemiyorum. AKP için. Yani bu gereğini yapıyor Tayyip Erdoğan. Ben... Niye gereğini yapıyor? Gereğini yapıyor çünkü AKP'nin kuruluşu İngiltere, İsrail ve Amerika'dır. Öyle mi? Bir Amerikan projesidir. Bir İsrail projesidir. Neye dayanarak söylüyorsunuz bunu? Niye mi dayanarak? Çok basit. Yenilikçi Hareket diye bir kitap var. Keşke getirsem. Bu yenilikçi kitap diye, yenilikçi hareket diye yazan şahıs 7 sene Yeni Şafak gazetesinin yazışları müdürlüğü yaptı. Köşe yazarlığı yaptı. 2001 yılında yayınladı bu. O sırada Erbakan'ın dizinin dibindeydi bu şahıs. Beni de mahkemeye verdi. Mahkemeliyiz bununla. Oradaki belgeler, ifadeler resmen delildir. Neden? Diyeceksin. Siz o delile dayanarak söylüyorsunuz. Evet. Neden delil? Yani adam yazmış size ne? Hayır şöyle. Delil olması şuradan. Daha sonra bu şahıs geçtiğimiz yıllarda hidayete erdi. Erbakan Hoca'nın yanından ayrıldı. AKP'ye geldi. Tayyip Bey'in yanına geldi. TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na getirdiler bunu. Tayyip Erdoğan bizzat. Hatta 2 ya da 3 sefer konuşmada bir tanesinde TRT'de yani kendisi de Haber Daire Başkanı Tayyip AKP Genel Başkanı ile şey mülakat yapıyor. Gazetecilerin tutuklanması var o sırada. Diyor ki Tayyip Bey bantlar var hiç öyle boşuna atmıyorum. Bak diyor gazeteciler tutuklandı diyor. Şimdi gazeteci var gazeteci var diyor Tayyip Bey. Mesela senin gibi dürüst, namuslu, gerçek gazeteci diyor. Bak dürüst, namuslu, gerçek gazeteci. Şimdi o dürüst, namus, gerçek gazeteci dediği şahıs, Yenilikçi Hareket'in yazarı Nasuh Güngör. Nasuh Güngör'ün kitabı, o dolayısıyla hepsi namuslu filan. Ha sonra geçen seçim sırasında ne oldu? Muharrem İnce, CHP'nin büyük Cumhurbaşkanı adayı çıktı, o kitaptan bahsetti. O kitaba göre siz Fethullah Gülen'le de görüştünüz filan dedi. Onun üzerine bu Nasuh Güngör, Canıraş içine çıktı. Benim 20 sene geçmiş. Ben belki 100 sefer televizyonlarda anlatmışım bunu. AKP'nin kuruluşu,
hangi İngilizlerle toplantı yapılmış, hangi İsrail'den gelen akademisyenlerle, hangi Amerikalılarla, nerede, kimin evinde? Ben yazmıyorum, orada yazıyor. Hangi ofiste, hangi avukatın organize, o yemeklere, toplantılara kimler katılmış? O toplantılarda, görüşmelerde nasıl kararlar alınmış? O kararlar neticesinde önce alınan kararları çok özetini söyleyeyim. Efendim diyorlar, 3 tane karar. Onun öncesinde oluşturmak için İslamcı bilinen Kürtçüler, İslamcı bilinen işte Liboşlar, İslam, ama İslamcı bir tarafı olacak. İslamcı bilinen din bezirganları. Bunlarla toplantılar yapıyorlar. 10 defa, 20 defa. Orada bir şey onlara oluşturuyor. CIA'nın ve İngiltere'nin, Yahudilerin, İsrail'in organize ettiği toplantılar. Ondan sonra bir şöyle bir karar alıyorlar. Güya onlar aldı, almış oluyor. Diyorlar ki bir ılıman İslam'a ihtiyaç var. Evet. Yıl 2000, 2001, 2002 o süreçte. Sonra işte bunun için diyorlar bir ılımlı İslam, terörden uzaklaşmış bir İslam modeline bir şey yapalım. Bunlar bunu diyorlar önce Erbakan'a götürelim. Rahmetli Erbakan reddediyor. Bunu ilk görüşte. Daha sonra rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'na götürüyorlar. O da reddediyor. Ne teklif ettiği, ne taahhüt ettiklerini de söyleyeceğim. Arkasından bunu Kemal Zeybek, o zaman Demokrat Parti Genel Başkanı, ona da söylüyor, onlar reddediyor. Abdullah Gül'le gidiyorlar. Tam ne zaman biliyor musunuz? Hatırlayın, Refah Partisi'nde Abdullah Gül'ün adaylık koyup 27 mi 30 R'yle kaybettiği kongre evet. Öncesi. Abdullah Gül'e anlatıyorlar. Abdullah Gül tamam diyor ama ben diyor Tayyip Erdoğan'la görüşmem lazım. O kitaptan söylüyorum bunları. Tayyip Erdoğan anlatıyor. Tayyip Erdoğan diyor ki bir dakika diyor. Bunu diyor duyarlarsa bizi mahvederler diyor. Abdullah Gül aynen lafı şu. O kitaptan söylüyorum. Duymazlar diyor. Duysalar bile reddederiz. Bize inanmayacaklar mı diyor. Uzun hikaye. Orada kimlerle görüşüyor? Amerikan Büyükelçisi Abramovich ne diyor? Hangi yani bütün bu süreç orada var. Ve sonunda bu AKP kuruluyor. Ben daha ileri vereyim. Yine bizi izleyen değerli izleyicilerimiz girsinler Google'a. Abdurrahman Dilipak. Vakit gazetesi değil mi? Akit. Vatan gazetesi diyorum. Akit gazetesi. Akit diye bir gazete var ya Akit. O gazetenin yazarı girsinler kendisi söylüyor. AKP bir İsrail, Amerikan ve İngiliz projesidir. O toplantılara katılan bir adam. Bir başkası o zaman Zaman Gazetesi'nde olan Ali Bulaş diyor. Bizi toplantılara davetlediler. Sonra baktım ki diyor bu başka bir tarafa gidiyor. Ben çekildim diyor. Bunların şeyleri var açık. Şimdi dolayısıyla Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin desteğiyle kurulmuş bir şey. Ne talep ediyorlar biliyor musunuz? Gittikleri Erbakan rahmetli işte rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu bilmem evet, Kemal Zeybek filan. Bir, terörden uzak bir ılımlı İslam modelini benimseyeceksiniz. İki, Amerika'ya Amerikan şeyinde aleyhtarlığını önleyeceksiniz. Üç, İsrail'inle ilişkileri düzelteceksiniz. 3 tane talep. Bunun karşısında 3 tane taahhüt ediyorlar. Bir, sizi uluslararası zeminde, platformda yardımcı olacağız. İki, finans ve Türkiye içinde de finans ve medya desteği vereceğiz. 3 daha önemlisi. Sizin önünüze kesmek isteyenlere karşı sizin yanınızda olacağız. Tırnak içinde söylüyorum. Ergenekon süreci diye yutturdukları kumpas ve silahlı kuvvetlere alçakça yapılmış olan balyoz ve benzeri davalarla açılan süreci kastediyor. Size silahlı kuvvetler mani olabilir. Orada biz halledeceğiz diyorlar. Çünkü o tasfiye edilen subayların hepsi anti-Amerikancıydı. Tamam. Şimdi geldik. Bak. Ben yine şimdi tamam bu şey bu bir kanun teklifi tamamlıyor muyuz? Tabii söylüyorum bir son bir şey. Kanun teklifi bu verildi. O kanun 6. maddeyi Allah
uzun ömür versin. Daha geçen hafta da gittim, ziyaret ettim. Maalesef Allah yardımcısı olsun. Çok şey değil, iyi dur. Yani yatağa bağlı hale gelmiş. Deniz Baykal, CHP'nin genel başkanı. Ben gittim o zaman, Hür Parti'nin genel başkanıyım. Görüştük ve samimi söylüyorum, Deniz Baykal ve o günkü meclisteki CHP grubunun gayretiyle 6. madde çıkartıldı oradan. O yasa çıktı ama bu 6. madde çıktı. Yoksa Abdullah Öcalan da dışarıda olacaktı. Şimdi bir YPG değil mi? Kandil'dekilerde. Evet. YPG. Ne diyor Cumhurbaşkanı? AKP'nin genel başkanı daha doğrusu. İşte bu YPG bilmem ne, şu oldu bu gitti değil mi? Tabii YPG nedir? Terör örgütünün Allah'ı. PKK, YPG. İşte bunlar zaten terör örgütü. Şimdi peki güzel. Şimdi İçişleri Bakanı makamından Süleyman Soylu kardeşime söylüyorum. Benim de eski tanıdığımız arkadaş, hukukumuz var. Ama ben Süleyman Soylu'nun bazı konuşmalarını duyunca hayret etmiyorum. Geçmişteki konuşmaları hatırlıyorum. Hayret etmiyorum. Aynı sertlikte, aynı radikallikte Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı için söyledikleri hatırıma geliyor. Yolsuzluk paçamdan akıyor. Seni oradan indirmezsem şunu şöyle yaparız, seni yüce divana vereceğiz. Yolsuzluk yaptınız, şudur filan asıp keser. Şimdi maşallah Tayyip Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı'nın İçişleri Bakanı değil. Adeta Milli Bin Militarlı olarak. Ya İçişleri Bakanı'sın sen. Seçim sürecine bu kadar giriyorsun. Herkese dümdüz ediyor. Mansur Yavaş, bak sen orada oturtmaz mı seni? Erkan Yamamalı, he. Seni 5 paralık ederim. Kılıçdaroğlu, işte bak şimdi seninle ilgili de bir takım şeyler geldi, onları adıştırıyoruz. Öbürü bilmem ne. Böyle bir şey var mı? Ha, yapıyor. YPG, bak. Resmi belge söylüyorum. 8 Eylül 2015. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi. Orada bir yargılama var. Birileri tutuklanmış. Orada diyorlar ki, yargılananlar, bir sorun diyorlar İçişleri Bakanlığı'na. YPG üyesi diye iddianame düzenlenmiş. Mahkum olacaklar terör örgütü üyesiyse. Mahkeme yazı yazıyor. Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi. İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'ndan 8 Eylül 2015 tarihli resmi yazı geliyor Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. En son cümlesini okuyacağım. Çünkü uzun. PEJAK ve YPG isimli örgütlerin terör örgütü listesinde yer almadığı tespit edilmiştir. Ben de şimdi Süleyman Soylu arkadaşıma diyorum ki, bak Soylu Süleyman, değerli kardeşim, bak senden önce o makamda oturanlar YPG terör örgütü değildir diye rapor verdiler. Sen bir geri dönüp bir bak bakayım İçişleri Bakanlığı'nda ne ayak bu ayak. Ha bitmedi ondan ibaret. Al. Suruç Kaymakamı Abdullah Çiftçi. Bizde belge. Bizim konuştuklarımızda hayır diyenler gelirler. Burada otururuz. Bak önümde yüzlerce belge. Öyle laf yok. 3-11-2014 Milliyet Gazetesi. Beyanatına bak. Suruç Kaymakamı o tarihte. Bugüne kadar Kobani'ye 27 milyon lira değerinde 900 tir yardım gönderdik. Kobani'de kimler var? PKK'lılar. Öyle mi? YPG'liler. 974 YPG'liyi de yaralı olarak Türkiye'de tedavi ettik. Kobani'ye kapı olmaya devam edeceğiz. Niye? O tarihte çünkü Tayyip Erdoğan kucak açmıştı. O tarihte sınırımızdan gelen Barzani'nin PKK karışımı kuvvetlerini uçak savarlar bilmem ne düşünülen törenle PKK marşlarıyla karşılar, ha buradan girip ve bir de onların yemek paralarını da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ödediydi. Tayyip Erdoğan diyor ki PYD'ye Urfa üzerinden destek gönderilmesini ben teklif ettim. Tarih 22.2014. 2015'te bir sene sonra, tam bir sene sonra 15 Ekim Ahmet Davutoğlu Başbakan PYD'ye destek veren PKK'ya destek vermiş demektir. Ya bir Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan bunları bir hesabını verin önce Türkiye'ye. PYD terör örgütü mü değil mi? CHP var ya CHP. CHP bir şey PKK'yla işbirliği yapın. Ya siz işbirliği yapıyorsunuz be. Bunların hesabını verin. Efendim yetmedi İyi Parti.
Gördünüz mü? En son Saadet Particik. Bak bak, küçümsemeye bak. Kibire bak. Saadet Partici. Ben Tayyip Erdoğan'a diyorum ki bak, sen benim hemşerimsin. Seninle 76'dan beri tanışırız. Bizim köylerimiz arasında 14 kilometre var. Tabii tabii. Şimdi şahsen ben onun aslında ben onunla bir saat konuşayım. Bu da samimi kanaatim olarak söylüyorum. Ben eyvallah olmayan bir adamım. Benim bir şeyim yok. Ben siyaseti falan bırakalı yıllar oldu. Ben ama Türkiye için mücadele ediyorum. 8 ameliyat geçirdim Fatih Bey. Evet, biliyorum. Yeni, işte demin de sohbet ettikti. Yeni ameliyata girdim. Ama ne iyi oldu da siyasete döndünüz sektör? Ay, siyaset değil bu. Benim yaptığım siyaset değil. Ben milletvekilliği yaptım, bakanlık yaptım, parti başkanlığı yaptım. Anavatan Partisi'nin tek başına iktidarında genel başkan yardımcısı. Ben bütün onları kapattım. Evet, Tayyip Erdoğan'ı... Neden? Çünkü Türkiye için. Evet. Tayyip Erdoğan, işte ben 50 doğumlu, o 54 doğumlu. Tayyip Bey'le eski, daha 7 sene öncesine, 10 bir sene öncesine... Bir saat yalnız kalsak diyordunuz. Bir saat yalnız kalsam, konuşsak samimi olarak. Zamanında güzel sohbetlerimiz olduğuydu. Ben inanıyorum ki ve onun yani şu insan ana bir vicdan var ya bir şey, o şu anda mutlu değil. Bak, kendi yaptıklarından mutlu olduğunu düşünmüyorum. Bu samimi kanaat. Peki. Şimdi... Ama Abdullah Gül için aynısını söyleyemem. Evet. Abdullah'la ben daha iyi aklım. Sayın Gül'le meselesine geliriz. Şöyle bir olay var. Siz dediniz ki AKP'nin kuruluşunun arkasında İngiltere, Amerika ve İsrail var. Evet. Şimdi son olarak biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yine bir tweetle Golan Tepelerinin, İsrail işgali altındaki Golan Tepelerinin artık resmen İsrail'in olması gerektiği konusunda bir tweet attı. Ortalık yine karıştı ve Sayın Erdoğan da çıktı. Golan'ı asla yedirmeyiz mealinde böyle bir kararı asla uygulatmayız mealinde açıklamalar yaptı. Şimdi müsaade ederseniz bu açıklamaların ardından şimdi herkes zannediyor ki sadece hani dolar bu nedenle yükseldi vesaire. Birdenbire dolar yükseldi. Dün ekonomi dünyası allak bullak oldu. Telefon attığımızda Evren Devrimsel Lüt var. Hemen kendisiyle konuşalım. Devrim merhaba. Devrim, beni duyuyor musun? Merhaba. Merhaba Devrim. Şimdi Devrim, dolar birdenbire yükseldi ama bu hafta içerisinde gerek kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bir açıklaması vardı. Fed'in bu arada faiz yükseltmeme kararının perde arkasını okuyan Avrupalılar bir tedirginliğe girdi. Bir de senin her zaman önem verdiğin PMI verileri özellikle Avrupa'da evet, enteresandı vesaire vesaire. Şimdi doların ve bu arada da Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ın açıklaması üzerine Golan Tepeleri konusunda yine sert sözler sarf etti ama tabii bu arada parantez içinde şunu söylemek istiyorum. Ya bunu söylüyor da peki neyi nasıl yapacaksın? Böyle bir olay yok ama bu söylemin bile doların yükselmesine yol açtığı ileri sürülüyor. Bize kısaca özetler misin? Bu dolar birdenbire bu hafta neye yükseldi? Fatih Bey, ilk önce sizi, konuğunuzu ve tüm izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Geçen hafta sizi Türk ekonomisine ilişkin hatırlarsanız riskleri sizin programınızda sunduktan sonra sizin de dediğiniz gibi bu hafta yurt dışından gelen verilerle yukarı atak yapan bir kur ve sert şekilde düşen bir Borsa İstanbul işlerin ne yazık ki aklı çıkardı. Sesin biraz cızırtılı geliyor. Yönetmenimize söyleyelim, sesi düzeltebiliyor muyuz? Seni tekrar arayacaklar. Seni tekrar arayacaklar. Sesinin düzgün geldiği zaman bağlanın. Peki. Sayın Okuyan, şimdi hemen bağlanacağız oraya. Devrimle yaptığımız konuşmadan sonra ben şeyi çok merak ediyorum. Sayın Erdoğan'la İsrail ilişkileri. Kaldı ki İsrail'in de en büyük ödülünü de kendisine verilmişti. Böyle bir ödüllendirme olmuştu.
Hatta geri ver dedikleri zaman geri de vermedi galiba. Hayır, vermedi. Öyle bir muhabbet de olmuştu. Yahudi cesaret nişanı. Sadece Musevi olmayan ve Müslüman olan tek... Biraz daha yaklaştıralım arkadaşlar, görelim şu resmi. Tek kişiye verilen, hatta burada Yahudi cesaret nişanı. Bilmiyorum, ekrana daha iyi gelir. Zoomlama imkanı varsa... Görüyorlar, şu anda gayet rahat görünüyor. Yahudi cesaret nişanı. Şimdi bakın, İsrail'le kendimizi kandırmayalım. Düz konuşalım ya. Allah'ın huzurunda konuşalım ya. Öbür tarafa gideceğiz ya. Şurada belki 6 ay sonra, belki 5, belki biraz sonra. Bunu Tayyip Erdoğan'a söylüyorum özellikle. Tayyip Erdoğan'ın etrafındaki yalaka takımına söylüyorum. Ya gerçekten Müslümansanız dürüst olun kardeşim, dürüst. Evet. Biz bu İsrail konusuna geleceğiz. Kaldı ki Türkiye'nin çıkarları açısından da İsrail'le hep dengeli bir politika yürütülmüştür. Bu politikanın dengesizleştirilmesi de yine Sayın Erdoğan döneminde oldu. Devrim, şu anda sesim geliyor mu? Geliyor, geliyor. Tamam, şimdi senin sesin de çok net. Böyle tane tane şunu anlatıver. Bu arada PMI verileri derken onu da kısaca açarak verirsen, çünkü herkes ekonomik deyimleri bilmek zorunda değil. Evet, dinliyoruz seni. Şöyle bir özet arz etmek istiyorum ben müsaadenizle. Şimdi piyasalara baktığımızda siz de zaten söylediniz. İşte Borsa İstanbul'un Cuma günü 3572 puan düştüğünü gördük. 99.800'lere geldi. İşte döndük Türk lirasına baktık. Burada da dolar karşısında %5.42 gibi çok sert bir değer kalbiyle karşılaştık ki 5.76'yı gösterdi tabela. Tabii neticede Fatih Bey, yani ithalata bağımlı bir Türk imalat sanayi, 15 yıldır ihmal edilmiş bir tarım ve derinliği olmayan, kendi haline bırakılmış bir sermaye piyasası ile zaten dış şoklar karşısında farklı bir tablo beklememiz de mümkün değildi. Şimdi siz de çok güzel özetlediniz. Geçen haftaya baktığımızda önemli veriler açıklandı. Bu verilerin Türk ekonomi politikasını yönetenler tarafından okunamadığını üzülerek gördük. Ve bu veriler birleşerek Cuma günü piyasalarda yaşadığımız dalgalanmayı oluşturdu. Neydi bu veriler? Üstünden tek tek geçelim. Birincisi, dediniz, Fitch küresel büyüme tahminlerini açıkladı ve burada bir aşağı yönlü revize gördük. 2019 için %3.1'den 2.8'e bir revize yapıldı. 2020 için de büyüme tahmini 2.9'dan 2.8'e geriledi. Peki bunun anlamı ne? Türkiye için anlamı şu: bu yıl ve önümüzdeki yıl ihracat Türkiye için çok daha zor olacak. Hali hazırda krizdeki iç piyasamızı bir şekilde destekleyen ihracatın da sıkıntıya girecek olması işte bizi yarınlar için düşündüren bir konu. Diğer bir veri ise önemli bir açıklamaydı. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Uluslararası Para Fonu'ndan geldi. Burada IMF sözcüsü Gary Rice çıktı, şunu dedi. Dedi ki, Türkiye'deki durumu yakından izliyoruz. Hükümete ekonomideki yavaşlamaya anında ve doğru müdahale çağrısında bulunuyoruz dedi. Yani buradan çıkardığımız şu: bugüne dek sürekli yaptığımız ikazlarla bu IMF sözcüsünün söylediği hep aynı. Yani biz de hep tanzim çadırının, ithalata bağlı bozuk imalat düzeninin, bu sistemin ısrarla yüzdürülmeye çalışılmasının yapısal bir çözüm olmadığını vurgulamıştık. Evet. Yani IMF'in de dediği gibi Türkiye'de sorunlara ne yazık ki hükümet tarafından doğru yanıtlar, çözümler getirilmiyor. Yani IMF bunu işaret etti. Haftanın en önemli ve bizim piyasa beklentilerimizi de büyük ölçüde etkileyen verisi Amerikan Merkez Bankası'ndan geldi. İşte burada nedir biliyoruz. Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri arttırmadı ve işte fonlama faizi 2.25-2.50 arasında kaldı. 2019 için ben artış yapmayacağım dedi. 2020 için de sadece bir artış öngördüğünü söyledi. Tabii Fatih Bey, şimdi vaziyet böyle olunca yani sadece bunu analiz ettiğimiz zaman başta Sayın Bakan Albayrak olmak üzere bazı yorumcular bu durumun Türkiye için iyi olduğunu düşündü. Zira ABD'de faiz artmadığı için işte Türkiye gibi gelişen ülkelerden paranın çıkıp Amerika'ya gitmeyeceğini öngördüler. Hatırlarsanız hatta Sayın Bakan ne dedi?
elinde döviz olan eyvah eyvah diyor olabilir dedi, değil mi? Ancak FED Başkanı Powell... Hatta şey dedi, iki gün önce söyledi ya, elinde döviz olan eyvah eyvah diyecek. Ondan sonra bugünkü işte 5.48'leri falan görmeleri rüya olacak türünden, yani bu meğerde bir takım cümleler sarf etti. Evet. Ancak işte ona geleceğim. Şimdi bu FED Başkanı Powell'ın açıklamalarını dinlediğimizde sadece ben değil, finans piyasalarında çalışan çoğunluk arkadaşım durumun böyle olmayacağını daha o akşam gördü. Neden derseniz, bakın Powell'ın konuşmasında gelecek günler için aslında o akşam bazı önemli ipuçları vardı. Bunları satır aralarında iyi okumak gerekiyordu. Ne dedi Powell? Dedi ki, bir, büyümenin beklenenden fazla yavaşladığını, iki, küresel yavaşlamanın FED için sorun olabileceğini, üç, FED için beklemek, izlemek ve görmek için iyi bir zaman olduğunu, dört, %2 enflasyon hedefimizi ikna edici şekilde gerçekleştirdiğimizi hissetmiyoruz demesi. Şimdi bütün bunların Türkçe tercümesi şu Fatih Bey. Yani diyor ki, biz Amerikan ekonomisinin önümüzdeki dönemde yavaşlayacağını düşünüyoruz. Durgunluk gördüğümüz için faizleri sabit tuttuk. Yani özetle FED bu davranışıyla aslında resesyon fiyatlaması yaptı. Yani küresel bir durgunluk beklentisi olduğunu bir nevi ilan etmiş oldu. Ya aslında ekonomik anlamda, uluslararası ekonomi çevreleri açısından bir anlamda bir felaketin ilanını yapmış oldu. Tabii, bizim son derece bilgili damat, ekonomiden, hazineden ve maliyeden sorumlu damat olayın bu tarafını okumadan üzerine atladı. Ya bak, FED faiz yükseltmiyor, bizim şeyde aşağıya düşer artık, böyle bir sıkıntı yok diye çıktı kameraların karşısına, konuştu. Böylece ekonomi konusunda ne kadar bilgili, tırnak içinde söylüyorum, olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu ve böylece söylediğinin tam tersi gerçekleşti. Ve sen geçen programda söylemiştin. Seçimlerden sonra Berat Albayrak'ı Tayyip Erdoğan görevden alacak, göreceksiniz bak diye bir iddiada bulunmuştun. Herhalde bu da gerekçelerden biri olur diye düşünüyorum. Bir önemli nokta da siz özetlerken söylediğiniz bu Avrupa'dan gelen PMI rakamları. Yani nedir bu PMI? İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi denilen bir anket aslında. Üreticilerle yapılıyor ve üreticilere bir takım sorular soruluyor Avrupa'da. Mevcut durumu ve geleceğe ilişkin beklentileri bir endeks haline geliyor. 50'nin üzerindeki rakamlar iyimser bir imalat durumunu, altındaki rakamlarsa kötümser bir durumu. Çok kısa özetle ben hemen sana katkıda bulunayım. Hepsi kırmızıda. Avrupa'dan ilk kez bu PMI verileri son derece kötü geldi. Bu da tabii bu Fed'in öngördüğü resesyon açısından da ciddi bir tehlike çanı olmuş oldu. Devrimci, son bir noktayı eklemek istiyorum. Çok kısa, son bir iki cümle. Hemen kısaca şunu diyeceğim. Bir husus daha vurgulamak istiyorum. Deniliyor ki Cuma günü tüm gelişen paralar değer kaybetti. Hemen size söyleyeyim. Hint rupisi %0, Rus rublesi %1.15, Endonezya rupisi %1.33, Brezilya reali %3, Güney Afrika randı %1.98. Peki Türk lirası Fatih Bey %5.42. İşte bu bile Türk ekonomisinin olası küresel durgunluk için ne kadar hazırlıksız yakalandığının finans dünyasındaki ispatıdır bence. Evet. Son derece gerçekçi bir yaklaşımda bulundun, kesin verilerle. Peki, teşekkür ediyoruz sana Devrim. Ben teşekkür ediyorum. Önümüzdki hafta yine haftanın ekonomik değerlendirmesini yaparız seninle. Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Şimdi buna bir ilave edebilir miyim? Buyurun. Değerli arkadaşımızın analizinde daha önce söylediğini ifade ettim de tekrarladı. Hani 1 Nisan'dan sonra Berat Albayrak'ın görev değişik. Yani geçen programda söylemişti. Ben ona iki şey daha ilave edeyim müsaadenizle. Sadece Berat Albayrak değil, benim tahminim bunun yanında Tarım Bakanı Pakdemirli ve İçişleri Bakanı
Soylu da değişirse benim için sürpriz olmayacak. Sürpriz olmayacak diyorsunuz. Yani en az 3 bakanın değişikliğini öngörüyorsunuz. Ama ben şeyi merak ediyorum. Şimdi hazine damatta yani en yakınında canım, kime emanet edecek? Yerine enişte bulunur. Oğul, başka bir oğul getirir. Ama enişte demeyin. O da darbe yani, haber veriyor biliyorsunuz. Neyse, yani 15 Temmuz'da eniştemden öğrendi ya demişti işte, değil neyse, mi? Neyse birisini getirirler. Evet. Şimdi İsrail'de kalmıştık. İsrail'de kaldık. Şöyle Sayın Erdoğan bu Trump'ın açıklaması üzerine işte Trump deyince Golan Tepelerini artık İsrail'in yasal olarak sahiplenmesi gerekir. O zaman geldi ki Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir açıklamadır Trump'ın yaptığı bu açıklama. Sayın Erdoğan çıktı, buna asla müsaade etmeyiz dedi. Şimdi hep böyle konuşur Sayın Erdoğan, buna müsaade etmeyiz. İyi de nasıl müsaade etmeyeceksiniz? Bunun açıklaması yok. Ve doların yükselmesinde bu yaklaşımın da etkili olduğu söylendi ama yani dinlediniz aslında ekonomi o kadar kötü durumda ki doların neden yükseldiği belli. Şimdi burada şu, buna asla müsaade etmeyiz derken Trump'a karşı bir tavır koymuş oluyor, bir de İsrail'e karşı bir tavır koymuş oluyor. Peki Sayın Erdoğan'la İsrail devleti hakikaten bu kadar düşman mı birbirine? Hayır. Bak Fatih Bey, Cumhurbaşkanı'ndan sert açıklama. Bu açıklamaları aşağı yukarı çeşitli tarihlerde benim tespit edebildiğim 17 sene içinde en az 20'den fazla aynı lafın tekrarladı. İsrail bir terör devletidir. Bu bir sefer söylemiş laf değil. Hatırlayın. O yakınlarda da söyledi. Yani 20'den fazla girsinler evet. İnternete yazsınlar kaç sefer görecek. İsrail terör devleti. Şimdi bir devlet, bir devletin başındaki başbakan veya cumhurbaşkanı bir devleti terör devlet, bak dikkat edin. Terör devlet terörü, devlet diyor terör devleti. Yapacağınız ilk bunu söylemek değil. Derhal büyükelçinizi geri çekeceksiniz. Terör devletinin Ankara'daki büyükelçisinde poposuna basacaksınız tekmeyi, göndereceksiniz. Ve ekonomik ilişkileri de askıya alacaksınız. Terör değil devleti mi? Diyorsunuz. Hayır, terör devletiyse. Terör devleti şimdi olabilecek en ağır suçlama bu. Şimdi koyuyorum bunu buraya. Peki. Sonra mesela daha geçen seçim, yani yeni şurada Mayıs ayında söylediği laf var. Biz diyor İsrail'e yine şey yapılıyor ve İsrail'le ticari ilişkileri seçimden sonra bu istikamete adımlar atacağız diyor. Yani yine sertleşme var geçen seçim öncesi. Koydum buraya. Ama şimdi geliyor, dönüyor. Yahudiler kardeşimizdir. Amerika kadim dostumuzdur. Geliyoruz. İsrail'e ihtiyacımız olduğunu herkes kabul etmeli. Yok canım. Geliyoruz. Tayyip Erdoğan söylüyor. Dikkat edin. Görevde olduğum sürece, iddiaya bak ya. AKP Genel Başkanı'na bak. Kasımpaşalı ya. Görevde olduğum sürece İsrail ile bir normalleşme söz konusu olamaz. Tekrar ediyorum. Görevde olduğum sürece İsrail ile bir normalleşme söz konusu olamaz. Seçim öncesi söylüyor bunları. Sonra dönüyor aynı Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı. Türkiye-İsrail yakınlaşması bölge için hayatı önem taşıyor. Sonra demin de okudum. Bizim de İsrail'e ihtiyacımızın olduğunu kabul etmemiz lazım. İsrail terör devleti. Geldik. Ya sizin bir tane çok şey, şimdi zaman da biraz daralıyor. Ve hemen şu sarayın bahçesine tamam. Bir baksak tamam, İsrail'e tamam, ilişki tamam. Açısından. Al sarayın bahçesinde laleler İsrail'den. Sarayın bahçesindeki laleler İsrail'den. Al. Bak. Kim söylüyor? MHP'nin İstanbul milletvekili. Cumhurbaşkanı da geçen dönem. Ekmelettin İhsanoğlu, ekmek arası döner diye çıkmıştı. İsrail 1961'den beri Türkiye'nin vetosu yüzünden OECD'ye katılamıyordu. Vetoyu 2010'da AKP kaldırdı. Veto yok. Bak
1961'den beri gelen bütün hükümetleri hiçbirisi kaldırmadılar. OECD'ye girmiyordu. İsrail terör devleti diyen İmam Hatipli oradan yetişmiş. Güya İslami şeyin içerisinde en büyük bir karşı duruş sergileme noktasında öyle bir gelenekten gelen söylemleri öyle. Söylemleri gençliğinde öyle. Bilmem ne. Bunu kaldırıyor. Al. Yani o vetoyu sonuç olarak... Evet, Grup Başkan Bey, İsrail'le anlaşmaları iptal etme lüksümüz yok. Tamam. En sonunda bir şey söylüyorum size. Çok var burada belge. Fazla vakit yok onun için diyor. Bak ne diyor. İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı İsrail Katz diye bir herif. Dikkat et. Belgeli konuşuyoruz. Bunları izleyen arkadaşlarımızdan AKP'li kardeşlerimiz, MHP'li kardeşlerimiz bu dediğimiz belgeleri YouTube'a gitsinler. Eskisi gibi değil. Eskisi politikacı sallıyor gidiyordu. 10 saat sen beni dinlerken bile özellikle MHP'li kardeşlerim söylüyorum. Bak. Hani kankasınız ya. Bak ne diyor. Tekrar ediyorum. İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı. İsrail Katz diye bir herif. Erdoğan, dikkat edin. Erdoğan bizim için düşman görünümlü dosttur. Erdoğan bir daha tekrarlayayım. Erdoğan bizim için düşman görünümlü dosttur. O bize bağırır, biz ona cevap veririz. Dikkat edin, onun sayesinde çok kazanımlarımız oldu. Biri de anlatsın bana kardeşim, gel, gelin. Bir anlatsın abi, bak ben söylemiyorum. Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı, buyurun. Onun yedek lastiği, kankası, Devlet Bahçeli. Hadi. Siz bak ne diyor, bak. Onun için geçin bunları. Golan Tepeleri filan hikaye yine bir şey kalmadı. Bakın seçim geliyor. Ezildiğini, çok perişan olduklarını bu Cumhur İttifakı bilmem ne. Onun aşağı yukarı hayatta göremeyeceği en büyük darbeyi alacağını biliyor. Tayyip Bey akıllı adamdır. Bu siyaseti de bilir, araştırmaları da yapar. Gidiyorlar. Gittiğini gördüğü için artık yapacağı bir şey yok. Tehditler başladı. Seni bana bak. Kadın, sen Şirazeden çıktın. Bak bu iyi günlerin, dünyaya söylüyor. Senin iyi günler, seninle görüşeceğiz diyor. Seninle hesaplaşacağız. Sayın Akşener'e. Akşener de dün helal olsun. Meral Akşener helal olsun. Dün de çıktı. Delikanlıca. Öyle dedi, bir Nisan'ı bekleme. Hadi hemen. Atsın içeri. Atsın. Hadi. Geliyor Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu sen diyor şeyine güvenme. Dokunulmazlığına. Yasama diyor, avukatlara talimat verdim. Yasama organı evet. Bilmem ne yapacağız. Ama ne yaparsan yap. Ben şimdi size daha tarihi bir belge gösteriyorum. Bu 12 Eylül öncesinde ben Anavatan Partisi'nin 12 Eylül öncesinde düzeltiyorum. 12 Eylül sonrasındaki Anavatan Partisi'nde genel başkan yardımcılığı, genel sekreterlik, basın propaganda başkanlığı, evet. Milletvekili bakanlığı yaptım. Benim partimin 1987 seçimlerini aldığı oy genel seçimde %36.8'di. 14 ay, sadece 14 ay sonra yerel seçimlere girdiğimizde %21.75'e düştük. Tam 15 puan. Elimizdeki bütün devasa isimler, Mehmet Altınsoy Ankara'da, Bedrettin Talan İstanbul, yani böyle şey filan, İzmir, devasa isimler. Tamam elimizden çıktı. Neden? Şımardık dedi halk. Bak bugünkü gibi açlık, perişanlık, işsizlik değil. Şımardık. Neden şımardık? Semra Hanım'ın papatyaları, zambakları, laleleri, kızının serüvenleri, oğlunun bilmem nesi, doğru ya da yanlış girmiyorum oraya, şımardınız dedi. Size hesap soracağız. O sırada rahmetli Özal, o da gördü. Tepe taklak gidiyoruz. Bugün beka diyorlar ya. Evet. Beka diyor, beka. İşte tehdit. Hani utanmadan bir de söylüyor işte yazar çizer takımı AKP yalakaları. Efendim diyor belediye şey söylüyor. Öz Haseki ya. Ankara'da diyor Mansur Yavaş gelirse PKK militanları sizin tahsilat yapar. Aynısını Özal da demişti bakın. Eğer diyor bizi diyor şey yapmazsanız belediyeleri anarşiye teslim edersiniz diyor.
Bunu söyleyen Özal'ın partisi, yani benim partim, şamarı yedi, belini doğrultamadı. Ama ben de evet. diyorum ki, bir hafta sonra bunun 10 katı şamarı AKP iktidarı yiyecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Edirne, oralar zaten değil, büyük şehirlerin büyük bir kısmı, Bursa'yı, Balıkesir'i, Antalya'sını, Hatay'ını, Denizli'sini. Kaç büyük şehir alır Millet İttifakı ve ben kaç büyük şehir alır Cumhur İttifakı? Şimdi tam şey yapmayayım ama şu kadar söyleyeyim. 1/4 CHP, 1/4 şu anda 30 büyük şehrin 1/4 AKP'li MHP'nin elindeydi. Bu tam tersine dönecek. Tam tersine dönecek. 1/4 muhalefet alacak. Çok büyük rakam bu. Evet. İstanbul'da kaybedecekler. İşte evet. ben bir hafta bundan sonra İstanbul'dayım. Evet. Ankara'yı zaten kaybettiler 11 puan. Biraz daha bağırsınlar Mansur Yavaş'a. İzmir'de aradaki AKP'nin Zeybek oyuncu, evet. Zeybekçi var ya, niye orada bilmem ne yapacaktı. Şu andaki aradaki fark 25 puan. Evet. Efendim kapatmam lazım. Kapatalım. Tek bir cümleyle ya da iki cümleyle sizden bir tek şey rica ediyorum. Buyurun. Bu yerel seçimlerde niye oy kullanmak zorundayız? İki cümle. İki cümle. Bir, bu yerel seçimler normal yerel seçimken bunu aylar öncesinden Tayyip Bey maalesef, arkasından da kankası Bahçeli, beka diye ortaya döküldüler. Kendi yaptırdıkları şirket, Anar, ismini söylüyorum, bilinemiyor. Anket söylemiyor. Ve söylediği de şu, %76 işsizlik, pahalılık, geçim sıkıntısı birinci. BK'ya inanan %5.6. BK tamam. filan yok. BK var. Tayyip Erdoğan'ın şahsi BK'sı, Devlet Bahçeli'nin şahsi BK'sıdır. Bunu da koydum. En iyi belediye başkanını seçeceğiz. Bir cümle artık. Bir kapatmam lazım. En iyi belediye başkanını seçeceğiz. Belediye meclislerini seçeceğiz. Ama bu kadar üzerine gelen demokrasiyi bu kadar katletme noktasındaki girişimler karşısında da vereceğimiz her oy Türkiye'nin 1 Nisan'dan sonraki geleceğine de bir kaygıları atan bir işaret fişeğidir. Evet. Onun için oyumuzu kullanmak. Kime verirsek verelim. Çok teşekkür ediyorum Sayın Okuyan. Aslında belki 2-3 saat daha bu programın devam etmesi lazımdı. Ama yönetmenimiz Hasan Aksu da haklı. Biz son 10 dakikadır Hasan'la bir yandan dövüşüyoruz. dövüşüyoruz. Programı kapatmak zorundayım. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar bir arada olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.